hocam. Başlattım canım. Teşekkür ederim hocam. Evet, bazı arkadaşları ben tanımıyorum. Herhalde onlar Feri hocamın konukları. Kezban Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Sesiniz kapalı. Ses kapalı. Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden katılıyorum ben de. Aa, ne güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hangi bölüm Erzurum Atatürk'te? Sanat Tarihi Türk İslam Sanatları bölümünde doktorayı bitirdim hocam. Ne güzel. Çok güzel. Evet. Farklı böyle yan dallardan, yan disiplinlerden katılımlara daha çok mutlu oluyoruz. En azından bir bilgi paylaşımı yapıyoruz. Sizin de inşallah bugün görüşlerinizi alırız. Bütün hocalarım görüşlerini bildirirlerse çok sevinirim. Çünkü öğrencilerimiz açısından da güzel bir şey olacak. Çünkü bayağı katılan bir öğrenciniz var değil mi Nurgün hocam? Evet hocam. Bizim öğrencilerimiz evet hocam. Çankırı'daki yüksek lisans öğrencilerim de zaten hep onları da söyledim. Hande'de Ahi Evran'daki öğrencilerine söyleyecek. Senem, evet. Senem Hoca Mimar Sinan'daki öğrencileriyle katılacak. Evet, bizim arkadaşlar da öyle söylemişlerdi. İnşallah katılım fazla olursa herhalde söylediğimiz şeylerden de birçok kişiyle bilgilerimizi paylaşmış oluruz. İnşallah. Seçil Hanım merhaba. Sesiniz kapalı. Seçil Hanım sesiniz kapalı. Pardon. Merhaba herkese sayın hocalarım. Merhabalar. Rengin hocam merhaba. Rengin hocam da sesiniz. Rengin hocam sesiniz kapalı. Pardon, özür dilerim. Yankı yapmasın diye kapatıyorum da sürekli. Evet, evet. Biz de başında size bir merhaba diyelim diye gördükçe görsellerinizi mutlu oluyoruz. Sağ olun hocam, çok teşekkür ederiz. Bu pandemi döneminde artık kongreler, sempozyumlar yok, karşılaşamıyoruz, görüşemiyoruz. Bir buçuk yıldır birbirimize hasret kaldık. Sağlıklı olalım da hocam. İnşallah bu şu bir yıl sonra inşallah tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. İnşallah. Hayırlısıyla sağlıkla bu günleri atlatalım. Tekrar öğrencilerimize, hocalarımıza, birbirimize kavuşalım inşallah. Allah'tan temennimiz bu. Çünkü ben şu anda hiç kimseyi duymuyorum. Sevdacığım istersen başlayalım. Vaktimiz geldi. Evet, başlayabiliriz. Tamam hocam. Katılımcılar katılabilirler yine. Evet canım. Değerli konuklar, meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Pazartesi söyleşilerinde bu haftaki konuğumuz çok değerli hocamız, hocaların hocası Sayın Profesör Doktor Hatice Feriha Akpınarlı hocamız. Bizlerle olacak. Söyleşimize başlamadan önce hocamızın kısaca özgeçmişini paylaşmak istiyorum sizlerle. Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu El Sanatları Eğitimi bölümünden mezun olan Feriha Akpınarlı, 1979 yılında araştırma görevlisi olmuştur. 1982'de Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları bölümünde öğretim görevlisi olmuştur. 1986'da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları Yüksek Lisans ve 1987'de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü El Sanatları Eğitimi Yüksek Lisans programlarını tamamlamıştır.
1988'de sanatta yeterlilik unvanı alan Feriha Akpınarlı, 1990 yılında Gazi Üniversitesi El Sanatları Eğitimi bölümünde yardımcı doçent unvanı almıştır. 1995 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü El Sanatları Eğitimi bölümünde doktora eğitimini tamamlamıştır. 2003 yılında İngiltere Hope Üniversitesi'nde yabancı dil eğitimi programına katılmıştır. 2008 yılında doçent olan hocamız, 2013 yılında Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı bölümünde profesör olmuştur. El sanatları, tekstil sanatları, geleneksel sanatlar, sanat eğitimi ve tekstil tasarımı konularında ulusal ve uluslararası kongrelerde, bildiri ve çeşitli dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. Ulusal ve uluslararası kişisel, karma sergiler ve defileler düzenlemiştir. Ulusal ve uluslararası bilimsel ve sivil toplum kuruluşlarında üyelik, proje yürütücülüğü, araştırmacı, AB projelerinde bağımsız değerlendirme uzmanlığı, UNESCO Milli Komisyonu üyeliği görevlerini yürütmüştür. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcılığı, Mesleki Eğitim Fakülte Kurulu Yardımcı Doçent Temsilciliği, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Sanatlar Ana Sanat Dalı Başkanlığı, Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarım Bölüm Başkanlığı, Gazi Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma Uygulama Merkez Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Mesleki Eğitim Fakültesi Dekan Vekili görevlerini sürdürmüştür. 2018 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Fakültesi, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanlığı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tekstil Tasarımı Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Türk El Sanatları Araştırma Uygulama Merkez Müdürlüğü ve Sanat ve Tasarım Fakültesi Senato üyeliği görevlerini yürütmüş olan hocamız 26.09.2020 tarihinde emekli olmuştur. Yayınlanmış 15 kitabı bulunan Feriha Akpınarlı, İngilizce bilen, evli ve iki çocuk annesidir. Şimdi sözü Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanımız Doçent Doktor Nurgül Begiç hocamıza vermek istiyorum. Sevdacığım çok teşekkür ediyoruz. Feri hocam iyi ki varsınız, iyi ki katıldınız. Tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Umarım güzel bir söyleşi olacak. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyorum Nurgün hocam, Sevda hocam. Ben bugün çok mutluyum. Nurgün hocam benim lisanstan öğrencim. Sevda de benim doktoradan öğrencim. Böyle öğrencilerimle belirli yerlere gelmesi, onlarla böyle mutlu hazırladıkları programlara konuk olmak beni ayrıca çok mutlu etti. İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu Güzel Sanatlar Fakültesi ve Geleneksel Türk Sanatları bölümünün hazırlamış olduğu bu program için öncelikle Demokrasi Üniversitesi Sayın Rektörü Bedri Tunç Siper hocamıza, yine Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Metin Karkın hocamıza ve Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı sevgili öğrencim Nurgün hocamıza ve bu güzel programın moderatörlüğünü yapan Sevda öğretim üyesi Sevda Emla ve bu programı hazırlayan tüm emeği geçen Demokrasi Üniversitesi görevlilerinin hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca tabii siz sevgili katılımcılar ve katılan sevgili öğrencilerimizin de hepsine teşekkür ediyorum. Sevgiler ve saygılar sunuyorum. Tabii geleneksel tekstiller çok çok geniş bir konu. Ben bugün bu konuda sizlere biraz bilgi, biraz yoğun görsel ve biraz da kendi yıllarca, tabii bu meslekte 43 yıl sonra emekli oldum.
Bugün 44. yılım bu yıl ama yine de tabii emekli, akademisyenlikte emekli olunmuyormuş. Bunu hep söylerdi hocalarımız. Ben de bunu görüyorum çünkü emekli olduğum günden bu yana yine aynen derslerimi ve sağ olsun arkadaşlarımın davetleriyle çeşitli konferanslara, çeşitli etkinliklere sürekli katılıyorum. Yine yazıp çizmeye çalışıyorum. Öğrencilerime destek vermeye çalışıyorum. Ben bir görselimi izin verirseniz paylaşayım sizlerle. Evet. Herhalde paylaşım geldi, değil mi? Henüz gelmedi hocam. Şu an gelmedi hocam. Siz Allah. Altta açtınız mı hocam? Altta açtım. Bir dakika. Açtıktan sonra şimdi pardon. Evet. Şimdi herhalde geldi. Ama tamam evet. Değil mi? Şimdi evet, sorun yok. Hocam. Evet. Geleneksel tekstiller. Biraz önce de söylediğim gibi hakikaten çok geniş bir konu geleneksel tekstiller ama bu sizleri sıkmadan inşallah kısaca bir tanıtmaya çalışacağım. Türk toplulukları dünyanın birçok yerine, birçok bölgesine yayılmış ve birçok bir toplulukları ve Türklerin farklı bir özelliği bulunmakta. Bu özelliği de yaşadığı her kültür içinde kendi kültürüyle yaşadığı kültürü sürekli bir sentez haline getirilmiş ve bu sentez sonunda da çok güzel eserler ortaya koymuştur. Bunlar da bizim geleneksel sanatlar dediğimiz eserlerimizdir. Gelenek nedir? Bir milletin kültürünü ifade eden en önemli belgelerimizdir gelenek. İnsanların birçok ihtiyaçları var. Özellikle giyinme, örtünme, süslenme, korunma gibi bu ihtiyaçlarımızı gidermek için çevremizdeki çeşitli araçlar, doğal materyallerden yararlanarak farklı tekniklerle birçok ürünler üretmişiz. Bu üretilen ürünlerin içerisinde de çok önemli bir yeri kapsayan ürünlerimiz geleneksel tekstil ürünlerimizdir. Yüzyıllardır bunlar üretilmiş ve halen de geleneksel tekstil ürünlerimiz üretilmektedir. Tekstil sanatlarının tarihi çok eskidir. Kökü geçmişin neresinde başlarsa başlasın tekstil sanatları niteliği ne olursa olsun en önemli niteliği çağdaşlıktır. Hangi çağda yaşarsa yaşasın o çağdaki özelliğini muhakkak çağdaş bir şekilde yansıtmış ve ileriye de o şekilde götürmüştür. Böylece yapılan ilk sanatlardan yararlanarak çağdaş kılma bir geleceğin ışığı olmuştur tekstil sanatlarında. Ben tekstil sanatlarını üç köklü görmekteyim, üç boyutlu görmekteyim daha doğrusu. Bir boyutu geçmişin kökü, diğer bir boyutu günümüzün kendisi, üçüncü boyutu ise geleceğin umududur. Tekstil sanatlarımıza böyle bakmamız gerektiğine inanıyorum. Çağdaşlığa açık olması, çağdaş olması gerekir tekstil sanatları. Çünkü tekstil sanatlarında eğer aşırı gelenekselliğe bağlı kaldığımızda, taklitçilik ve tekrarcılık yaptığımızda da çağa ayak uyduramayız. Bu nedenle geleneksel tekstil sanatlarımızda muhakkak yaşadığından çağın sanatlarını alıp günümüze uyarlamak, günümüzde şartlarına göre bir şeyler üretmek zorundayız. Ki kültür, sanat ve düşüncede yeni güzel bir şeyler üretebilelim diye düşünüyorum. Çağdaş sanatlarda geleneksel izler taşıdığı ölçüde önemlidir. Eğer geleneksel izleri taşımıyorsa bir çağdaş sanat o zaman o toplumun malı olamaz. O toplumun bir sanatı olamaz. O nedenle biz geleneksel tekstil sanatlarıyla uğraşan insanları ki bu kişiler bir akademisyen olabilir, bir öğrenci olabilir, bir sanatçı olabilir. Bu insanlarda şu özellikleri görüyoruz. Geleneksel tekstil sanatları uğraşanların değişik bir ruh tasarımı vardır. Muhakkak ruh halleri vardır.
Ve bu yine bu bireylerin farklı üretim özellikleri vardır. İşte bu değişik ruh halleriyle, yaratıcılık özellikleriyle, farklı üretim özellikleriyle çok güzel ürünler yaratmışlardır. Türk toplumu bu nedenle ilk çağlardan beri dünya uygarlığına bu kişiler vasıtasıyla çok değerli eserler bırakmış ve halen de bırakmaktadır. Ulusal kültürümüzün en özgün, en önemli kaynağı olan geleneksel tekstil sanatlarını geliştirmek, yaşatmak ve yaymak hepimize düşen görevdir. Bugün beni dinleyen hocalarımıza, öğrencilerimize, asistanlarımıza, genç tüm arkadaşlarımıza hepimize düşen bir görevdir bu. Aynı zamanda sanatta yaratıcılık bilineni yeni biçime dönüştüren de bir etkinliktir. Bu da bizim görevimizdir. Tekstil sanatları toplumların kültürel kimliğinin belirlenmesinde öncelikle etkilidir. Ve hangi dönemde yaşarsa yaşasın tekstil sanatları, kültürel mirasın yapıldığı o dönemin muhakkak yaşam biçimini, değer yargısını, teknik ve estetik düzeyini ve dünya görüşünü yansıtır. Bunun için de geleneksel sanatlarımızdan bugüne kadar ulaşan, tekstil sanatlarımızdan bugüne kadar ulaşanların önemi tartışılmazdır. Ve bu tekstil sanatlarında değerini bilmek zorundayız. Geleneksel tekstil ürünleri iklim koşullarına en dayanıksız olan ürünlerdir. Çünkü ham maddesi lif olan ürünlerdir. Nemden ve doğa şartlarından en çok etkilenen ürünlerdir. Ancak o kadar büyük bir işlevselliği vardır ki insanların o kadar fazla ihtiyaçlarını karşılamaktadır ki her alanda yüzyıllardır kullanılmış ve halen de kullanılmaktadır ve şimdi de çok büyük bir tekstil endüstrisi mevcuttur. Bu giysiden otomotiv sanayine kadar giden bir endüstri teşkil etmektedir. Geleneksel tekstil ürünleri toplumun geçmişinden gelen kültürel birikimi olduğundan korunması gerekir ve yaşatılması gerekir. Ama bu da hep karşımıza bu konuda da çeşitli sorunlar çıkmaktadır. Çünkü geleneksel tekstil ürünlerimiz ve geleneksel sanatlarımız müze ve özel arşivlerde korunmaktadır. Burada da bazılarında çok güzel korumalar yapılmakta, bazılarda sıkıntılar olmakta. Bu da bizim sanatlarımızla uğraşan insanlar için, hakikaten hepimiz için bir sorundur. Her zaman konuşuruz, tartışırız bu konuları da. Mümkün olduğu kadar bu konularda da geçmişe göre düzelmiş olan çok çalışmalar var ama çok daha güzel bir yere getirmek zorundayız. Çünkü geleneksel tekstil sanatlarının da bir yerde korumaya almadan önce de çok iyi bir envanterini hazırlamamız lazım. Bu konuda da hep hatalar yapılmakta korumalarda. Çünkü bu envanterler uzmanlar tarafından hazırlanması gerekir ki geleceğe taşıdığımız zaman bunları özellikleriyle beraber geleceğe taşımalıyız ki önemi daha da artsın. Özellikleri daha da artsın. İşte bu güzel tekstil sanatlarını endüstriyel boyutuyla da dünyada çok geniş bir yer aldığını söylemiştim. Bu konuda çalışmalarımızı yaparken muhakkak bir süreç içerisinde geleneksel tekstilleri üretiyoruz. İşte bu üretimi yaparken önemli bazı unsurlar karşımıza çıkıyor. Bir tanesi geliştirdiğimiz geleneksel tekstillerde amacı uygunluğa çok iyi bakmalıyız. Hangi amaçla üretiliyor bu ürün ya da incelerken hangi amaçla üretilmiş? Hangi malzeme uygun ya da hangi malzemelerle üretilmiş? Teknik uygunluk nedir? Hangi teknikler bunun için daha uygundur ya da uygulanmış olan teknikler? Renk özelliği, biçim özelliği, bu unsurlar tekstil sanatlarımızın çok önemli sürecini kapsayan unsurlardır. Eğer bunlara dikkat ederek yaşatır ve bunlara dikkat ederek de çağdaş düzeye getirdiğimiz zaman tekstil sanatlarımız çok önemli bir yere gelmiş olur. Ben geleneksel tekstilleri yıllardır verdiğim derslerden, yaptığım çalışmalardan ve
arkadaşlarımın yaptığı çalışmalardan, okuduğum kaynaklardan şöyle bir sınıflamaya gittim. Ve bu sınıflamayı yaparken de sevgili izleyicilerim, çok çaba gösterdim ve çok arkadaşlarımın fikirlerini aldım ve aynı zamanda bu sınıflama bir araştırma görevlim İbrahim Ünal tarafından ve birlikte yaptığımız bir makaleyle yayınlanmıştır. Ve Rengin Hocam'ın üniversitesinin bir dergisinde de yayınlanmıştır. Geleneksel tekstilleri ben iki gruba ayırıyorum. Bir ürünü oluşturan geleneksel tekstiller, bir de süsleme yüzey oluşturan geleneksel tekstiller. Ürünü oluşturan geleneksel tekstiller de kendi arasında üç grupta incelenmekte. Dokumacılık, örücülük, keçecilik. Detaylarını daha sonra vereceğim sizlere. Yüzeyi oluşturan geleneksel tekstiller ise işlemecilik, boyacılık ve baskıcılık. Bu kadar geniş bir konu. Tabii ki ben size bu konuda ancak belirli görsellerle şimdi ve dış hatlarıyla, genel hatlarıyla bir sunum yapabileceğim. Ama daha sonraki birçok çalışmalarımızda da bunları detaya inerek de çalışmalar yapabiliriz. Ürünü oluşturan geleneksel tekstillerimiz içerisinde öncelikle dokumacılık dedik. En büyük alanı kapsayan bir kısımdır geleneksel tekstilleri içinde dokumacılık. Ve üç büyük grupta inceliyoruz. Kirkitli dokumalar, mekikli dokumalar yani kumaş dokumacılığı ve çarpana dar dokumalarda diyoruz. Kirkitli dokumalar içerisinde ilk karşımıza çıkan düz kirkitli dokumalar dediğimiz dokuma grubu. Bunlar kilim, cicim, zili ve sumak. Tabii bunların içerisinde en önemli olanı kilim dokumacılığı. Çünkü zili, sumak ve cicim dokumacılığı Anadolu'da çok yapılmakla beraber kilim ismini alarak da hep anılmaktadır halk tarafından. Bu nedenle kilim dokumacılığı üzerinde daha çok durulur. Ama ben bunları çok kısa farklılıklarını, özelliklerini söyleyerek sizlere çok kısa tanıtmaya çalışacağım bu geleneksel tekstilleri. Kilim tersi yüzü aynı görüntüde olan atkı yüzlü ve her bir motifi ayrı bir atkı ile dokunan atkı bezemeli bir dokumadır. Şu görselde de görüyoruz. Her motifi ayrı ayrı dokunduğunu burada tezgahın üzerinde çok güzel yansıyor. Ayrıca bu tezgahı biraz açıklamak istiyorum. Kilim dokumacılıkta geçmişe baktığımız zaman hep yatay tezgahlar ya da daha eni dar tezgahlar görüyoruz. Ben bu tezgahı 90-95 aralarında Şanlıurfa'da yaptığım araştırmalarda Kara Keçili Aşiretinin de buldum bu tezgahı. Ve bu tezgah da yatay bir tezgah, yerde yapılan ve dokuyucu da burada gördüğünüz gibi dokuyucuyu biraz görebiliyorsunuz. Dokudukça tezgahın üzerinde devam ederek dokumasını yapan ve dokudukça tezgahın altında da çözgü ipliklerini görüyorsunuz. Dokudukça dönerek dokunan yüzeylerle dokunacak olan çözgü iplikleri bireyin önüne gelerek dönen bir sistemle devam eden bir yatay dokuma tezgahı. Tabii günümüzde bu demir dokuma tezgahları, demir materyal daha evvel ağaçtan yapılan dokuma tezgahlarına rastlıyoruz. Kirkitli dokumalarda, gerek düz ve gerek havlu kirkitli dokumalarda ama günümüzde daha çok sarma ve germe olan metal tezgahlara daha çok kullanılmakta. Kilim, Türk kilim ve düz dokuma sanatları Anadolu'nun hemen hemen her yöresinde yapılmakta. Fakat bunların farklılıklarını ancak motiflerinde görüyoruz. Çünkü hiçbir yerde kilim dokumacılığında bir teknik farklılık olamaz. Motiflerde farklılık var. Motiflerdeki farklılık da şöyle açıklamak istiyorum. Türkler 11. yüzyılda Anadolu'ya gelmeye başladıkları zaman Anadolu'ya iki kesimden girmişler. Biri Irak, Suriye üzerinden Şanlıurfa tarafına girmişler. Türkmen boyları, Oğuz Türk boyları
Bir kısmı ise İran, Van, Ahlat o taraftan girmişlerdir. Ondan sonra da Balkanlara kadar bir yayılım göstermiştir. Bunlar biz yapmış olduğum Türkmenlerle ilgili çalışmalarımızda bu yolu çok rahatlıkla izlediklerini hem kişilerden dinledim Anadolu'da hem de çeşitli tarihçilerimizin bize verdiği kaynaklarda da bu şekilde açıklanmakta. İşte bu boylar, Türkmen boyları gerek kendi imlerini, işaretlerini, birbirinden kendilerini ayıran özel sembollerini kilimlerinde kullanmışlar, keçelerinde kullanmışlar, halılarında kullanmışlar, çadırlarında kullanmışlar. İşte bu motifler onun için çok önemli. Her yöredeki farklı kilim motifleri görmemizin en büyük nedeni de bu. Şurada gördüğünüz bir Konya'da Hotamış kilimi, bir Hotamış Türkmen boylarının kilimlerinden bir örnek. Bakın alt kısımda çok güzel bereket, eli belinde motiflerini görüyoruz. Yukarıda da ise çok sayıda farklı özellikteki koç boynuzu ve ortada da hep Türkmen kilimlerinde, biraz sonra da örneklerini göstereceğim, Türkmen kilimlerinde olan bir gol ya da göbek dedikleri unsuru görüyoruz ki bu bazen baklava şeklindedir, altıgen şeklindedir ya da sekizgen şeklindedir. Kilimlerimizde bunların şekilleri bu. Bir de şurada gördüğümüz bir motif vardır. Basamaklı, parmak, basamak diye isimlendirilen bir motif. Bu da her zaman göç yolunu anlatan bir motif olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle kilimlerimizde işte eli belinde koç boynuzu, ejder, kıvrım, tarak, el, göz, pıtrak, çakmak yani aş kıvrımı gibi insanlar çevresinde görmüş oldukları olayları, yaşadıkları gökyüzünü, yeryüzünü, bitkiyi, her şeye bir anlam yükleyerek kilimlerini halılarına aktarmışlardır. Bakın bu Şanlıurfa yöresinde çekmiş olduğum yine Oğuz Türkmenlerine ait olan bir kilim. Burada çok rahatlıkla Türklerin göç olayını görmekteyiz. Ne kadar güzel bir deve ve Türk göç olayını anlatan, mesela bu deve motifini Çankırı'da da çoraplarda görmekteyiz. Yine burada bakın bir insan figürü var, çocuk. Tabii bütün zamanlarda insanların yaşadığı her dönemde yeni gelen kuşak, yeni gelen nesil her zaman çok değerli olmuş ve kiliminde çocuğunu işlemiş. Bu kilim saatlerce anlatsam anlatılacak kadar özelliği olan, üzerinde motifleri olan, burada işte koç boynuzları var, şurada, burada kıvrımları var. O kadar çok farklı motif özelliği olan bir kilim ki. Ama tabii zaman nedeniyle daha çok göstereceğim şeyler var. O nedenle geçmek zorundayım. Başka bir Türkmen boyu Bahşiş Yörükleri. Tarsus'ta incelediğimiz bir Türkmen boyu Mersin Tarsus ilçesinde. Burada da bakın aynı yine biraz evvel anlattığım göbek ya da gol dedikleri, göl dedikleri, daha sonra halılarda madalyon dedikleri özellik Türklerde sürekli devam ediyor. Yanlarda koç boynuzlarımız var. Çünkü Türkler hayvancılıkla uğraşan bir topluluklar olduğu için hayvanın yününü dokumalarında kullanmış, örgülerinde kullanmış ve hayvanın birçok uzvunu da dokumalarında, geleneksel tekstillerinde motif olarak kullanmışlardır. İki tane Güneydoğu Anadolu Şanlıurfa yöresinden kilim örneği. Bu meherim dedikleri bir kilim örneği. Yine burada göbekleri, yine orada gol diyorlar, bunları görüyoruz. Burada yatay düzende bir kilim örneği, burada da daha farklı bir kompozisyon örneği mevcut. Yine özellikle bordürlerinde muhakkak parmak motifi vardır. Çünkü göçün yolunu anlatan motif vardır.
ve yine bordürlerinde kendi boylarının imgelerini yansıtan da sembolleri var. Bunlar da yine boy sembolleri. Bunları da çok rahatlıkla görmekteyiz. Van ve Hakkari tarafına geçtik. Doğu Anadolu'ya gittik. Doğu Anadolu'da iki kilim örneği. Bu Gulsarya dedikleri kilim. Bereket motifi, eli belinde motifi yan yana dizilmiş ve bu kilim olarak çok Doğu Anadolu bölgesinde, Van ve Hakkari bölgesinde çok önemli Türkmen boylarının yapmış olduğu bir motiftir. Bu yine bakın burada göbekler küçülerek daha küçük serpme olarak kullanılmış altıgen göbekler. Buna da Lüleper ismi verilmekte bu kilime de. Kahramanmaraş'a geldik. Kahramanmaraş Akdeniz bölgesinde olan bir ilimiz. Kahramanmaraş'ta da kilim örnekleri. Bu daha yeni, biraz daha çağımıza yakın bir kilim örneği özellikle koydum. Bu da o bölgede çok eski bir kilim örneği. Kahramanmaraş'ta Elbistan, Çağlayan, Cerit ve Göksun ilçelerinde daha çok kilim dokumalarını inceledik. O bölgede de çünkü bir alan araştırması yapmıştık. O konuda da Kahramanmaraş El Sanatları diye iki cilt belediye tarafından bir kitap çıkarmıştık arkadaşlarım. Gülten Kurt Hoca, Nursel Baykasoğlu, Adem Çolak ve Ahmet Akkurt ve yine Kahramanmaraş'taki belediyede çalışanlar ve Maraş'ta bize koordinatörlüğümüz yapan İbrahim Yılmazoğlu hocayla çok güzel kitapta bu örnekleri tespit ettik. Ara ara kitaplarımızın isimlerinden ve yaptığımız projelerden de bahsetmek istiyorum. Çünkü geleneksel sanatlarda bu projeler alan olmadan, alanı dolaşmadan geleneksel sanatları tanımamız, geleneksel tekstilleri tanımamız imkansız geliyor bana. Onun için ben tüm üyeliği yaptığım dönemde 1990'lardan bu yana sürekli alanda çalıştım ve bundan da hep mutlu oldum. Gönlük geldik Bolu. Bolu'dan iki tane size örnek. Yine hep Türk boylarının özelliğini görüyorsunuz. Çünkü Oğuz'un 24 boyu Türkiye, Anadolu topraklarına, Türkiye'ye yayılmış. Ve hatta buradan biraz evvel de söyledim, Balkanlara doğru gittikleri için bu özellikleri muhakkak çok rahatlıkla görmekteyiz. Çankırı ilimize geldik. Çankırı ilimizde koç boynuzlu düz bir kilim ve bunun yanında yine seccade mihrabıyla seccade özelliği taşıyan yine bir kilim görmekteyiz. Ankara Kırıkkale Karakeçi ilçesinde ve Karakeçili aşireti yaşamakta. Biraz evvel dedim Şanlıurfa Karakeçiller dedim. Bu da Kırıkkale ve Karakeçi ilçesinde yaşayan Karakeçillerin kilimleri, sinirli kilim dedikleri. Bunlar da bakın yine aynı göbek, aynı gol olayını çok fazla sayıda kilimin üzerine yayarak ki burada da top diyorlar bu şeye yapılan her bir şu şeylere top ismi vermekteler. Ve bu kilimin üzerinde ısran ağzı diye bir bordür var. Şurada çok yakından, kusura bakmayın, keşke yakın bir çekimini de koyabilseydim size. Bunu niye söylemek istedim? Hamur yaparken kullandıkları bir alet, hamuru keserken bu ısran ağzını denen isim verdikleri aleti kilimine değiştirmiş. Çünkü insanlar o kadar yaşantılarını yansıtmışlar ki kilimlerine. Bu nedenle yaşadıkları, kullandıkları aletler, yaşadıkları olaylar, olgular hepsi bir sembol olarak geleneksel tekstillerimizde işlenmiş. Şimdi kilimden sonra düz dokumalarda ikinci büyük alanı zili dokumalar kapsamakta. Zili dokumalar kilim, atkı ve çözgü ipliği, iki iplikle yapılan bir dokuma. Zililer ise üç iplikle, atkı, çözgü ve bir de desen ipliği var. Bu desen iplikleri ise çözgülerin üzerinden 3 çözgü üstünden bir altından ya da 5 çözgü üstünden bir altından atlamalar yapılarak şurada da görüyorsunuz
atlamalar yapılınca o atlamaları burada da rahatlıkla görüyorsunuz atlamaları. Atlamalar bazen düz gider, bazen çapraz gider. İşte bunun için çapraz dimi ya da düz dimi gibi dimi kendi arasında birçok şey pardon zili kendi arasında birçok isimler almaktadır. Bu çok birçok yöremizde damalı ziliyi görebiliriz. Ve çapraz şekilde bakın gitmekte. Bu Silifke yöresi. Zililerin araştırmalarımızda en çok rastladığımız yörelerden bir tanesi Silifke yöresi. Hangi köyüne gittiysek muhakkak çok sayıda zili dokumasıyla ve çok büyük zili yaygılarla karşılaşmıştık. Burada da çiçekler çok olduğu için çiçek motifleri çok işlenmiş ve aynı zamanda çam ağaçları çok olduğundan kozalaklar da çiçek şeklinde işlendiğini oradaki kişilerin bize yansıtmalarıyla size bunları yansıtıyorum. Yine iki tane Silifke zilisi örneği. Bu güllü zili diyorlar. Ve şu kenarında yaptıkları altıgen ayrımlara da kadın bastı ismi veriyorlar. Bu kadın bastıların içerisine bazen gül yerleştiriyorlar, bazen yıldız yerleştiriyorlar. Bu ise sarı çatmalı dedikleri bir zili örneği. Şu sarı olan kenar yine baklava şeklinde olan şeylerden, sarı çatmalardan dolayı ismini alıyorlar. Bunun da içlerinde böyle yıldız motifleri ya da yine farklı motifler olan ama çoğunlukla sarı çatmalarda yıldız motifleri kullanılmış. Bakın burada bir kadın bastı. Zilinin içinde biraz evvel güller gördük. Burada ise bir yıldız motiflerini görüyoruz. Üçüncü dokuma, düz dokumalarımız cicim dokumalar. Cicim dokumalar yine üç iplikle yapılan zililere çok benzeyen bir dokuma tekniği. Cicim dokumalarda zilideki gibi atlamalar belirli sayılarda değil. Yani 3-1 değil. 2-3-5 en fazla şurada görüyoruz 7'ye kadar atlamalar mevcut. Cicim dokumalar sadece cicim olarak da bir yaygının ya da bir çuvalın üzerinde yapılır ya da böyle kilim dokumayla karıştırılarak da yapılan cicim dokumalara çok fazla rastlamaktayız. Zili ve cicim dokumaların bir özelliği de Anadolu'da çözgüsünde çoğunlukla kıl kullanılmıştır eski örneklerde. Bunun da nedeni çadırlarda kullandıkları için bu yaygıları, konağa göçer yaşadıkları için kıldan yapılan kilimlere hayvanlar işte akrepti, böcekti, kıl üzerinde hareket edemediği için çoğunlukla çözgüsünde kılı tercih etmişlerdir. Atkısında bazen kıl kullanmışlar. Ama desende muhakkak cicimlerde de zililerde de yün ipliği, bazılarında da atkıda da yün iplikleri kullanmışlardır. Yine bir Konya yöresinden bir cicim, yolluk şeklinde ya da bir sedir örtüsü olarak kullanıldığı söylenmişti. Tarsus bölgesinden yine bir cicim örneği. Bu Yozgat tarafından bir yüklük perde örneği. Bu yüklük perdesi yani örneğini de çadırın içinde işte şeylerini, yataklarını ya da evde herhangi bir niş gibi girdilerde yataklarını, eşyalarını yükledikleri zaman bu dışarıdan güzel görünsün diye önlerini örttükleri, buralara yüklük demekteler. Önlerini örttükleri şey de yüklük perdesi de Anadolu'da bu yüklük perdeleri çok örülür ve ya çadırda şeylerin yatakların üzerine örtülerek yatakların görüntüsü güzelleştirir ya da evlerde yüklüklerin önüne asılarak bu güzel dokumalarla ve çok ince dokumalardır. Yer yaygısı olmadığı için ince iplikler kullanılarak yapılan dokuma örnekleridir yüklük perdeleri. Cicim çuvallar, cicim tekniği. Çuvallarda çok fazla görüyoruz. Genellikle cicim tekniğiyle yapılan çuvallar bütün erzak çuvallarıdır. Yani buğdayını, ununu koyduğu, bulgurunu koyduğu çuvallar genelde cicim tekniğiyle olur. Ve bu çuvallarda da çoğunlukla pamuk ipliği kullanılır.
Ama esvap çuvalları, yani giysi çuvallarında da biraz sonra anlatacağım, çoğunlukla sumak tekniğini gördük yaptığımız alan çalışmalarında. Kahramanmaraş'tan cicim örnekleri, yine bakın bir Kahramanmaraş'ta bir buğday çuvalı, bir minder ve bir heybe. Bunların hepsi cicim tekniğiyle yapılmış olan örnekler. Cicim tekniği, bunlar bu cicimlerin hepsi atkı yüzlü dediğimiz cicimler. Yani çözgü ve atkı üzerine desenleme ile yaptığımız. Bir de Güneydoğu Anadolu bölgesi, özellikle Urfa, Diyarbakır bölgesinde ve daha Ağrı bölgesinde, Hakkari bölgesinde yaygın olan bir cicim tekniğimiz vardı. Bu da çözgü yüzlü cicimlerdir. Bu bir çözgü yüzlü cicim örneği. Bunların dokuması daha farklıdır. Bu Urfa tarafında Nik adı verilen, Diyarbakır tarafında Palas, Pala adı verilen bir kilim örneği. Bu bir Urfa'dan çektiğim bir örnek ama aynı örneğe Diyarbakır yöresinde de çok fazla karşılaşmaktayız. Sumak dedim. Düz dokuma yaygıların en son örnekleri. Sumak tekniği de yine üç iplikli bir teknik. Sumak tekniğinde desen ipliği çözgüler üzerine sarılıp geri dönülerek 4 üst 2 alt, 4 üst 2 alt gibi sarılıp dönülerek yapılan bir tekniktir. Bunun işte düz sumak vardır, ters sumak vardır, balık sırtı sumak vardır. Birçok çeşitleri bulunur. Sumak tekniğini yaptığımız alan çalışmalarında esvap çuvallarında çok gördük. Özellikle Mersin ilçeleri ve Mersin'in köylerinde. Urfa'da yine esvap çuvallarında gördük. Ama biraz daha Van tarafına gittiğimiz zaman kilimlerde daha çok görmekteyiz sumak tekniğini. Burada sumak tekniği şu bir esvap çuvalı. Üzerine filiğini de atmış nazar için. Bu kırk budak motifi deniliyor bu motife. Bu bir ise yaygı sumak örneği. Evet, çok fazla daha örnek koyabilirdim. Dediğim gibi zamanımızın şeyiyle mümkün olduğu kadar örnek koymaya çalıştım. Kirkitli dokumaların ikinci büyük grubu havlu kirkitli dokumalar. Bunlardan da iki örnek karşımıza çıkıyor, iki tür karşımıza çıkıyor. Biri tülü, hopan, geve, yambol dediğimiz, biri ise halılar. Ki Türk dokumacılığında çok önemli bir yeri kapsayan bir grup. Anadolu'da özellikle tülülerde halının başlangıcı olarak söylenmekte ve tülü dokumalar da çoğunlukla elyaf bağlandığı için ilme olarak önce tülü dokumaların geliştiğini ve daha sonra ise halıcılıktan iplik bağlanarak halıcılığın geliştiği üzerinde hep kaynaklar bize bunu bu şekilde yansıtmakta ve yine alanda karşılaştığımız insanlar da bize tülülerin daha eski olduğunu, birçok yaşlı insanlardan da bu bilgileri aldık. Tülüler, biraz evvel de söyledim, işte Yozgat tarafında filik denir, daha İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde köpen denir, Güneydoğu Anadolu'da geve denir, Urfa, Diyarbakır yöresinde. Yine bazı Doğu Anadolu'da hopan ismi verilir. Sonra Trakya bölgesine geldiğimizde yambol ismi verilir ve Trakya bölgesindeki yambollarda direkt elyafla ilme yapılmaz. Kalın, az bükümlü ipliklerle ilme yapılır. Yambolun diğerlerinden farklı böyle bir özelliği vardır. Bunlar tülüler. Bu yine Şanlıurfa'da çektiğim geve ismi verdikleri bir çok eski bir örnek. Bu da tersi. Çünkü atılan elyaf ipliklerinin arasında atkı sıraları yapılır. Bu atkı sıralarında da desenler kullanılır. Tersi de bu kadar süslüdür. Kenarlarda çeşitli motifler kullanılarak gidilir. Bu tersi ve yüzü çok özel olan, çok eski bir geve olduğu için bunu size göstermek istedim. Yine Şanlıurfa yöresinden bir de farklı bir tülü geve örneği, bir de
kilim dokumalarının üzerinde bunları böyle süslemek için atarlar tülüleri ve biraz da bunu gelin yüklükleri, yüklük örtülerinde falan yaparlar ki nazara karşı da kuruduğuna inanılır bunların. Ankara yöresinde saptadığımız iki tane tülü örneği Ankara'da özellikle Bala ilçesinde Ankara'da 2002 yılında yapmış olduğumuz alan çalışmasında Bala ilçesinde çok fazla eski tülü örneklerine rastladık. Ve orada o dönemlerde bir kurs da açmıştık tülülerle ilgili. Bir süre devam etti halk eğitim merkezinde ama daha sonra devamını getiremediler. Şimdi tekrar günümüzde halk eğitim merkezinde böyle çalışmalar olduğunu duydum ve çok sevindim. İnşallah devam ettirirler. Çünkü hakikaten Bala bölgesi yine yoğun bir Türkmenlerin yaşadığı bölge. O bölgede tülü örneklerini hemen hemen her evde saklayan kişiler ve bazıları da saklamadıklarını söylediler. Var olduğunu belirttiler. Kahramanmaraş'ta daha çok her tarafında elyaf bağlamadan çok elyaf ya da bükümsüz iplik bağlayarak tülüleri heybelerde ve yine çuvallar üzerinde çok fazla gördük. Çağlayan Cerit ilçesinde daha çok bunları gördük. O biraz evvel de dedim Yozgat tarafında filik denir. Yozgat'ta filik. Bakın çok güzel bir örnek. Parlıyor. Çok eski bir örnek. Bunun da nedeni bütün renklendirmeler doğal boyalarla yapıldığı için eskidikçe de parlayan bir özellik kazanmış. Halılara geldik. Halılar dedim geleneksel tekstiller içerisinde çok önemli bir yeri kaplıyor. İlk halı örneğimiz Altay Dağları'ndaki kurganlarda bulunan pazırık halısı olduğunu biliyoruz. Çok yüksek kaliteli, motif özelliği çok fazla. Bulunmaz özellikle bir halımız, halı örneği. Pazırık halısından 45 yıl kadar önce bulunan bir Doğu Türkistan'da M.S. 3 ve 4. yüzyılda tarihlenen halı parçaları var. Yine tarihine baktığımız zaman 7 ve 9. yüzyıllarda bulunan halı parçalarının olduğunu görüyoruz. 11. yüzyılda Anadolu'ya göçleri, Türkler Anadolu'ya geldiklerinde halıcılığı da tabii yanlarında getirmiş ve halıcılık bu yüzyıllarda başlamış Anadolu'da. 13-14. yüzyılda zirveye ulaşmış, çok güzel halılar dokunmuş. Özellikle 12. yüzyılda halı imalatı evlerde yoğun yapılmaya başlamış ve 13. yüzyıldan itibaren artık halı atölyeleri kurularak evden halılar çarşılarda kurulan atölyelere taşınmaya başlamış. 14. yüzyılda küçük kareli, geometrik motifli birçok halı dokunmuş. Ama 15. yüzyılda ta Anadolu Selçuklularından gelen 200 yıllık bir Osmanlı'dan gelen halı saltanatı 15. yüzyılda Osmanlı döneminde biraz üretimi azaldığıyla karşılaşıyoruz. Ama 16. 17. yüzyılda yine Türk halıcılığı ikinci parlak dönemini yaşamaya başlamış ve çok güzel hatta Osmanlı mimarisinin de izleri olan halılar özellikle sarayda çok güzel halıların dokunduğu 18 ve 19. yüzyıllarda artık ihracata yönelik halıların çok fazla yapıldığını ve halıcılıkta 3. dönem dediğimiz bir dönemin başladığını görüyoruz. Ve günümüze kadar zaten Türk halıları hiçbir zaman özelliğini kaybetmiyor. Her ne kadar Anadolu'da eskiden evlerde dokunan halıcılık azalmışsa da günümüzde de halıyla ünlü olan yörelerimizde halen halı dokumacılığına rastlıyoruz. Eskisi kadar olmasa da günümüzde de devam ediyor. Çünkü el dokusu halılar hiçbir zaman özelliği, güzelliği bitmez. Endüstriyel halılarla hiçbir zaman yarışmayacağına inanıyorum. Birçok bölgemizde birçok halımızın ünlü olan halımız vardır ki bunlar işte
Antalya bölgesinde Döşeme Altı, Yağcı Bedir, Yunt Dağı, Onaz, Gördez, Kula, Fethiye'de kaya halıları, bunlardan örnekler göstermeye çalışacağım. Uşak, Konya, Hereke halıları, çok değerli halılarımız. Bergama, Çanakkale, Kars, Kırşehir, Aksaray, Erzurum, Kayseri, Sivas, Milas, Isparta, Bünyan, Şanlıurfa, Adıyaman gibi birçok ilimizde halı dokumacılığı ve bunların hepsinin de motif özellikleri birbirinden farklı, çok güzel özellikler taşımakta. Burada bir Taşpınar'da bir halı atölyesinde çekmiş olduğum bir görseli size koydum, Aksaray arkadaşlar. Genelde tabii halıcılık kadınlarımız tarafından halı dokumacılığı daha çok yapılmakta. Dokumacılıkta bir özellik vardır. Dokumacılıkta çözgü çözme işlemi çok yoğun bir işlemdir, ağır bir işlemdir. Genelde çözgü çözme işlemi erkekler tarafından çoğunlukla yapılır. Ama bir halıyı dokumak, ilmelerini atmak, bir kilimi dokumak genelde kadınlar tarafından daha çok yapılmaktadır. Yine Kahramanmaraş'ta araştırma yaparken bir halı atölyesinde Çağlayan Ceret'in bir beldesinde kurulmuş, halk eğitim merkezinin kurduğu bir halı üretim atölyesinde o bölgenin çok eski bir halısının tekrar örnekleri dokunmakta, çok orijinal bir halı. Tam kesim aşamasındaydı zaten, kesim işlemini de biz arkadaşlarımla yaptık. O mutluluğu bize yaşattılar o zaman. Çok güzeldir. Halı kesim mutluluğu çok farklı bir mutluluktur. Bu konuyla ilgilenen sanatçılarımız, hocalarımız bilirler. Aksaray Taşpınar'dan yine iki tane örnek koydum ama şu örneğe bakarsanız bu örnek farklı bir halı olduğunu sizler de görüyorsunuz. Bu kullanılan bir halı olarak dokunmamış. Bu bir örnek halı. Yani nakışlarda, işlemelerde örnek bezi yaparlar. Dantellerde örnek danteller dokur, böyle bir tarafta saklarlar. Bu da örnek halı. Taşpınar halılarının her motifinin dokunduğu bir halı. Bu halıyı bakarak, örnek halıya bakarak buradan motifler seçilerek Taşpınar halıları dokunmakta. Burada da yanda bir Taşpınar seccade türü halıyı görüyoruz. Bu da seccade halılarda çok güzel bir örnek. Çünkü mihrabını görüyoruz, şamdanını görüyoruz, ayaklığını görüyoruz. Çok güzel bir seccade halı örneği. Biraz evvel dedim Uşak halıları çok önemli bir halılar. Bu bir çok eski 16. yüzyıl madalyonlu Uşak halısı. Uşak'ta kuşlu Uşak halılar var hakikaten. Ama günümüzde Uşak'ta halı el dokuması, halı üretimi geçmiş kadar maalesef yoğun değil. Şanlıurfa'da yine saptamış olduğumuz halı örnekleri. Şanlıurfa halıları, diğer yöredeki Adıyaman'da da bu özellik vardır. İnce uzundur halılar ve sıcak iklimden dolayı çok büyük odalar olur. Odalara, yan taraflara çoğunlukla serilir. Yerde oturuldukları için halılar yan taraflarda kullanılır. O nedenle çok ince uzun, ama göbek olayını, kilimlerdeki gol göbek olayını halılarda da görüyorsunuz herhalde. Dikkatinizi çekmek istedim. Burada da aynı şey devam ediyor. Fethiye kaya halıları. Muğla halıcılık bakımından zengin bir yöremiz Muğla ili. Milas'ta ve Fethiye'de kaya halıları çok önemli halı gruplarını oluşturmakta. Fethiye'de en son 2008-2010 yılında yaptığım araştırmalarda ve daha sonra da yine 2012 yılında da uğramıştık. Artık kaya halılarını dokuyan bir tek teyzemiz kalmıştı. O teyzemizle biz bu çalışmayı sürdürdük. Ama mesela bu halı benim Fethiye'deki bizim üniversitede Deniz Ayda Hoca'nın annesinin, Ayten teyzenin halısı. O da zamanında
yakınlarının ve kendilerinde okuduğunu söyledi ve evinde çok güzel kaya halıları mevcut. Bu Şefika teyzenin de evinde çok güzel kaya halıları vardı. Bunları tespit ettik ve kendinden bilgilerini aldık. Şimdi Halk Eğitim Merkezi de orada kaya halıları ile ilgili kurslar açmaya başladı. Bunlar tabii çok güzel, sevindirici olaylar, geleneksel tekstiller açısından. Bu yine halıcılıkta çok önemli bir gruptur. Konya Ladik halıları. Konya Ladik halılarından örnek koymaya çalıştım. Seccade türü halıları çok fazladır. Bergama halıları yine farklı bir grup. Nurgün Hocam, ben ve yine Demokrasi Üniversitesi'nden Gonca Hocam'la birlikte 2020 yılında Özüplik İş Sendikası'nın yapmış olduğu bir Kültür Bakanlığı'yla projelerinde görev aldık ve Bergama'da 2020 yazı çok büyük bir alan çalışması yaptık. Bütün yaylalarını dolaştık. Kozak Yaylası, Yuntdağı, değil mi Nurgün Hocam? Yuntdağı'nı dolaştık. Ve buralarda Bergama halılarını tespit ettik ve çok güzel bir yayın hazırladık. Bergama halıları ile ilgili hakikaten çok yoğun bir çalışma. 2021'de de bu kitap yayınlandı. Biz de bu çalışmamızın sizlere bir kitap olarak sunmaktan çok mutluluk duyduk. Çünkü hakikaten Yuntdağı halıları, özellikle Bergama şu halı, Yağcı Bedir halısı, çok güzel hikayeleri olan, özellikleri olan halılar. Ve sizler de bu kitabımızdan bu konu çok fazla örnek ve çok güzel Bergama Halıları kitabından örnekler görebilirsiniz. Bir farklı halı, Türkiye'nin en önemli halıları diyebilirim, hereke. Çünkü halılarda kalite önemlidir. Yani düğüm sayısı önemlidir. Düğüm sayısı halının kalitesini verir. Bunu hocalarım biliyor. Çok fazla açıklamama gerek yok. Daha çok öğrencilerimiz için açıklamak istedim. Hereke halıları ise en fazla düğüm olan en ince halılarımızdır. Türk Standartları Enstitüsü halıları gruplamış düğüm sayılarına göre kaba halılar, orta halılar, ince halılar, ekstra ince halılar diye. İşte hereke halıları ekstra ince halılar grubuna giren halı özelliğini taşımaktadır. Bu yedi dağın çiçeği dediğimiz bir hereke. Burada da hayvan mücadelelerine yine konu eden bir hereke halısını örneği koydum sizlere. Evet, kirkitli dokumacılığımız böyle hızlıca geçmeye çalıştım. İkinci büyük dokuma grubumuz mekikli dokumalar, yani kumaş dokumacılığı. Buradaki tezgah özelliği farklı, ıstar tezgahlardan, halı ve kilim tezgahlarından farklı özellikte. Tezgahlarımız, pardon şarjım bitecek, hemen takmalıyım. Bilgisayarımın şarjını, çok özür dilerim. Evet, mekikli dokumalarda çerçeveler bulunmakta, dokuma tezgahlarında. Bu çerçeveler vasıtasıyla, çerçevelerin hareketleri vasıtasıyla açılan ağızlıktan atkı iplikleri geçilerek birçok tekniği olan dokumalardır. Ki bu mekikli dokumacılıkta, yani kumaş dokumacılıkta bezaya, dimi ve saten örgüler ana örgülerdir ve bunların türevleri vardır. Bunlardan üretilmiş yine çok katlı dokumalarımız ve kuvvetlendirilmiş dokumalarımız, birçok kumaş dokuma örneği ve günümüzde tabii en önemli, geçmişte kara tezgahlarda yapılan jakarlı dokumalar ve günümüzde artık bilgisayarlı dokumalarda en güzel jakar örneklerine rastlamaktayız. Dokumalar, özellikle kumaş dokumacılığı, dokundukları bölgelerin adını alır. Bu bölgeleri biraz size sıralamak istedim çünkü çok önemli. Osmanlı döneminde özellikle Halep, Diyarbakır, Urfa, Şam, Osmanlı İmparatorluğu
döneminde buralarda çok fazla kumaş dokumacılığı, özellikle ipek kumaş dokumacılığı yapılmış. Bursa, İstanbul ama doğuda, güneydoğuda Urfa, Antep, Şam, Halep, Diyarbakır çok önemli kumaş dokumacılığı örneklerini üretmişlerdir. O nedenle Halep, Şam kumaşı, Bursa İpeklisi, Kadifesi, Üsküdar çatması, Ankara sofu, tiftik keçisiyle yapılan, biraz sonra bazı örnekleri açıklayacağım size. Birçok işte Erzurum'un ehramları, Trabzon kuşağı, Elazığ çit dokuması, gürün şalları, Sivas'a gidiyoruz, Kastamonu, Hakkari, Şal Şepik, İzmir, Tire, Belediye, Gaziantep, Kutlu, Urfa, Çulhası, Yeşil Üzümlü Dastarları gibi birçok yöremizde özellikle kumaş sanatı konusunda hakikaten Anadolu çok çok zengin geleneksel. Tabii bunların hepsi geleneksel kumaşlarımız, geleneksel tekstillerimiz. Tezgahına baktığımız zaman biraz evvel tezgah özelliğinin farklı olduğunu söylemiştim. Gücülerden bahsetmiştim. Şunlar gücüler. İmgeyi görebiliyorsunuz herhalde. Bunlar gücüler, şunlar ve şu tarak, bunlar dokumanın tarakları ve tefesi tarakla beraber. Ve burada bir Gaziantep yöresinden çektiğimiz bir örnek. Burası da İç Anadolu bölgesinden çektiğimiz bir örnek. Bu bir yaylada çektiğimiz bir dokuma tezgahı örneği. Bakın çünkü konar göçer yaşadıkları için halen Türkler yazın yaylalara gidiyorlar. Özellikle Mersin bölgesinde, Urfa bölgesinde, Adana bölgesinde, Karadeniz bölgesinde halen yayla kültürü mevcut. Onun için yaylaya gittikleri zaman tezgahını götürüp orada kurup orada tezgahıyla çalışmaya devam ediyor. Genellikle işte kumaş dokumacılığındaki tezgah çulhalık ya da çulfalık ismi alır. Yörelere göre bu isim değişmekte. Çulfalığını muhakkak götürür ki çulfalıklarda işte bazen biraz şu Karadeniz'de, bakın zaten şu camdan Karadeniz doğasını da görüyoruz. Karadeniz'de teyze odasına kurmuş tezgahını ve burada dokuduğu şey çul dokuma. Eski kumaş parçaları ve söküntülerle oluşturduğu, iplikle yaptığı çul dokuma yapıyor. Burası Göynük, Bolu da yaptığımız bir çalışmadan örnekler koydum. Burada şu hanımların başlarındaki örtmeler, bu örtmeleri dokuyor şu tezgahta. Ve kenarlarında muhakkak şeyleri de var, örtmelerin desenleri de var. Atkı ve çözgü ipliğin üzerinde burada üçüncü bir desen ipliğiyle de desenlerini ya cicim tekniğiyle ya da kilim tekniğiyle desenlerini yaparak örtmeleri oluşturuyorlar. Bu Göynük örtmeleri aynı zamanda bu örtmelerin Nallıhan bölgesi, Ankara Nallıhan bölgesinde de yapılıyor bu örtmeler. Ve Türklerin yaşadığı her bölgeye, Türkler kendi dokumacılık sanatını, geleneksel tekstillerini götürdüklerini söylemiştim daha evvel. Bu örtmelere gidiyoruz, Karadeniz'de de rastlıyoruz, Safranbolu, Sinop'ta da rastlıyoruz. Bu örtmeleri ben Kırım'da yaptığım, 2002 yılında yaptığım araştırmalarda Kırım'da da çok fazla var. Kırım'da Marama ismi veriyorlar ve aynı özellik. Şu baş kısmında başının kenarına gelen motifler yaşlılarda farklı, dullarda farklı, kayınvalidede farklı, gelinin motifleri farklı, bir de Kırım'daki maramalarda bu özellik var. Türkiye'dekilerde de, örtmelerde de yaşlara göre motif özelliği olduğunu Nallıhan'daki araştırmalarımızda öğrenmiştik. Bunlar da çok ince, çok güzel dokumalar. Şanlıurfa çulha dokumacılığı. Burada işte zaten biraz evvel söyledim, çulha dokumaya çulhacılık denmekte, tezgaha çulfalık denmekte, yapan ustaya çulhacı denmekte ve dokunan dokumaya da çulha dokuması denmekte. Benim
Bu konuda doktora da yaptığım, doktora öğrencisiyken yaptığım bir çalışma ve seminer çalışma kitap olarak 96'da Şanlıurfa Şurka Vakfı tarafından yayınlandı, Çulha Dokumacılığı. Merak edenler varsa Şurka'nın sayfasından Çulha Dokumacılığı kitabıma ulaşabilirler. Yine Urfa'da yaptığımız alan araştırması Fatma Nur Başaran Hoca ile ve Meral Büyük Yazıcı Hoca ile falan yaptığımız alan araştırmasıyla ilgili kitabımız da Şurkal tarafından Şanlıurfa El Sanatları ve Sözlü Materyaller diye yayınlandı. Bunu da görebilirsiniz. Yine biraz evvel kara keçilerden çok bahsettim. Hocam Profesör Doktor Taci Senonuk'la biz o projeyi 95 yılında yaptık ve pandemiden öncesine kadar yörede kara keçili şenliklerini Urfa'da ve Kırıkkale Karakeçilik'te her yıl şenlikler yapılıyordu. Ve bakın geleneksel sanatlarımız dokuma diyoruz sadece bir dokuma değil, sadece bir ürün değil. Biz bu ürünlerle Türkmen boylarının birçok özelliğine ulaştık, birçok yapısına ulaştık ve bu motiflerle onların kara keçilimi, Oğuzların hangi boyundan olduklarını tespit etmeye çalıştık imleriyle, işaretleriyle. Ve yaptığımız şenliklerle de ilk yıl sadece Urfa'daki ya da Ankara Kırıkkale'deki insanlarla toplanıyorduk. Ama ondan sonra duyan Türkiye'deki bütün Oğuz boyları, sarı keçiller, kara keçiller, badıllılar, hotamışlar hepsi gelmeye başladı Oğuz boyları ve o kadar ve bırakın Türkiye son yıllarda Kırgızistan, Kazakistan, Balkanlardaki Türkmen boyları da gelmeye başladı. Tabii böyle bu kadar insanlar bir araya gelince işte Urfa'da kara keçili şeyleri kuruldu, dernekleri. Sonra Eskişehir'de kara keçili dernekleri kuruldu, Bursa'da kuruldu. Sonra dernekler toplandılar Ankara'da. Türkmen federasyonları yapıldı. Ben bunları şimdi gördükçe, bu insanlarla temas ettikçe dönüp geriye bakıyorum. Hocamla diyorum ne kadar güzel bir iş başarmışız. Biz kilimleri, halıları incelerken Türkmenleri bir araya getirdik ve Türkmen federasyonları kurulmasına neden olduk. Çok güzel şeyler arkadaşlar. Alan çalışması kadar, sevgili öğrenciler, alan çalışması kadar güzel bir şey yok. Lütfen alana gidin, alanı tarayın. Nurgün Hoca da benim gibidir, Rengin Hoca da benim gibidir. Benim zaten çevremde yetiştirdiğim arkadaşlarım, aynı üniversitemdeki aynı alanda olan arkadaşlarımın, gençlerimizin çoğuna bunu aşılamışımdır ve çoğu ya birlikte o kadar çok yer dolaştık, o kadar çok çalışma yaptık ki ve tüm gençlerden benim beklentim bu. Lütfen kendi bölgelerinizi tarayın. Ne kadar çok belgelesek geleneksel tekstillerimizi, geleneksel sanatlarımızı, o kadar çok gelecek kuşaklarımıza miraslar bırakmış olacağız. Evet, geldik Trakya'ya. Tekirdağ Karaca Kılavuz dokumaları. Bu da Trakya bölgesinde Karaca Kılavuz köyünde yapılan bir dokumacılık. Bakın şimdiye kadar gücülerde hep iki gücü gösterdim sizlere. Burada gücü sayısı 4 oldu. Çünkü iki gücüyle hep zeminde bez ayağı dokuyorlardı. En yaygın olan mekikli dokuma türüdür bez ayağı örgüsü. Ama dört gücü de dimi örgü de yapıyor. Karaca Kılavuz dokumaları, bakın bunlar da Karaca Kılavuz dokumaları. Karaca Kılavuz dokumalarının zemini dimidir. Üzerindeki desenler ise cicim tekniğiyle tezgahta yapılan desenleme özelliği taşımaktadır. Tekrar Bolu Göynük örtmelerinden bazı örnekler koydum size. Ve bunlar da Karadeniz'e gittik. Boyabat çemberleri. Burada da özellikle yine bez ayağı dokuma fakat üzerinde el brokarı tekniğiyle ve yapılmış olan
desenlemeleri gördüğümüz bir dokuma tekniğimiz, boya bak çemberleri Sinop bölgesinde çok yaygın olarak dokunmakta. Yine Anadolu'nun birçok yöresinde mekikli dokumacılık tekniğiyle yapılan en güzel örneklerimiz geçmişteki peşkirler. Ve bunlar işte havlu, örtü olarak kullanılmış. Bunlar Yozgat Müzesi'nden çektiğimiz, bunlar da yine Bolu Göynük'te çektiğimiz peşkir örnekleri. Bu peşkir ve aynı zamanda dar olan peşkirler uçkur olarak dokunur. İki ucu da yine desenlidir. Uçkurlar daha çok geleneksel giysilerde kadın ve erkekler tarafından bele bağlanarak kullanılan örneklerdir. Bu Buldan'a geçtik. Buldan dokumacılığı da zaten çok meşhur olan bir beldemizdir. Ama Buldan'ın en eski dokumaları yine Şanlıurfa Çulha dokumalarına benziyor. Çünkü aynı Türkmen boylarının devam ettiği bir dokuma türü. Kareli dokunuyor ve üzerine makinada suzeni denilen teknikle işlemeler yapılıyor. Mersifon yöresinde yine bez dokumacılığına rastlıyoruz. Göynek dokumacılığına rastlıyoruz. Anadolu'da çeyizlerde en çok karşımıza çıkan örneklerdir. Belki birçoğunuzun sandığında büyüklerinizden kalan göynekleriniz bulunmakta. Erzurum Bayburt ehram dokumacılığına geçiyoruz. Atkısı, çözgüsü, ince yün ipliği, kenarlarında ağırtılmış pamuk ipliğiyle geçmeler olur ya da yün ipliğiyle yine bu geçmeler olabilir bazı örneklerde. Genellikle Erzurum, Bayburt ve Şanlıurfa Çulha tezgahlarında da eskiden çok dokunmuş ehramlar. Çünkü o yörede de ehramlar. Ehramlar şu şekilde gördüğünüz gibi kadınların sokağa çıkarken sarılarak örttükleri örtüler olduğu için ve ehramların bir özelliği de şurada görüyorsunuz. Hayvanın doğal rengidir. Hiçbir zaman ehramda kullanılmaz. Renkli iplik geçmişte kullanılmamış. İşte mor koyun, doğal rengi bej olan renkli, bunların hepsi koyunların kendi rengi. Şurada bir ehram dokuma tezgahı görüyorsunuz. Ehram dokumacılığında da iki gücülü tezgah kullanılır. Çünkü zemin bez ayağıdır. Üstündeki desenler ise brokar tekniği, el brokarı tekniğine yapılan, şurada desenlemeyi görüyorsunuz, desenlerdir. Diğer Karadeniz yöremize geçtik. Karadeniz yöremizde keşan dokumacılığı. Keşan dokumacılığının desenlendirilmesinin özelliği boya ile yapılan bir özelliği vardır. İkat tekniğiyle çözgü ipliklerinin boyanmasıyla desenler oluşturulur. Ve ondan sonra da biraz sonra boyacılık kısmında ikattan daha detaylı bahsedeceğim. Bunlar da keşan, peştim. Bunların da birçok dokumacılığımızın Türk patentlerinin üstünden coğrafi işaretleri, keşan dokumalarının, işte gösterdiğim Nallıhan örtmelerinin ve Göynük örtmelerinin tescilleri alınmış. Bu da bizi çok mutlu eden şeyler. Keşke her yöremiz bu tescil işini halletse. Böylece belgelenmiş ve bir yerde koruma altına da almış oluyoruz. İbecik dokumaları, bunların da atkısı, çözgüsü genelde pamuklu, eskiden ipek de dokunurmuş. Bez ayağı üzerine brokar tekniğiyle desenlemeler yapılan dokumalar. Yine ibecik örneği, şu örnek, iki örnek. Bu dastar örneği. Bu ise Beypazarı bürgü örneği. Beypazarı'nda da çok eskiden beri dokunup gelen bir örnek. Bürgülerin diğer yörelerden farkı, bürgü bez ayağı örgüsü ve türevleri. Bu desenler bez ayağı türevi olan örgülerden oluşturulan desenler, rips örgüler, atkı ripsi, çözgü ripsiyle yapılan örneklere rastlıyoruz. Bürgülerin en önemli özelliği rips örgülerle desenlendirilmesidir. Eskiden
ipeklileri çok yapılıyormuş ama şimdi Halk Eğitim Merkezi Beypazarı'na gidenler biliyordur. Halk Eğitim Merkezlerinde çeşitli örtüler yapılıyor bürgü dokumacılığıyla ama pamuklu şeyden. Evet, beledi dokumaları çok eski olan yine bir kumaş dokumacılığı örneğiyle karşılaşıyoruz. 1500'lü İzmir tire 1500'lü yıllarda geliştirilen bir tezgahla yapılan Osmanlı ve Avrupa saraylarına kumaşları dokunmuş giden dokumalar ve hatta bunu jakarlı dokumaların atası olarak da görüyoruz. Hakikaten desenleme özelliği o dönem içerisinde çok diğer dokumalarda olmayan bir desen özelliği. İşte bunlar beledi dokumalarından örnekler. Ödemiş ipekli dokumalara geçiyoruz, Ödemiş bölgesi. Sonra Ankara soft dokumacılığı, biraz evvel de dedim çok önemli bir dokuma örneğimiz Ankara sofu. Ankara sofunun dokuma tekniği açısından bir özelliği yok. Bez ayağı bir dokuma. Dime örneklerinde olduğu birçok kaynaklarda yazılı. Esas özelliği Ankara keçisi tiftiğinden yapılmış olan ipliklerle üretilmesi. Çok ince iplikler. Günümüzde maalesef soft dokumacılığı yok. Bir ara Ankara Kahraman Kazan'da bir projeyle başlatıldı ama çok yine çok başarılı olmadı. Olgunlaşma Enstitüsü bazı tiftik dokumalar yaptı ama Ankara sofu bu iki örnek Ankara Etnografya Müzesi'nde bulunan örnekler. Ankara Etnografya Müzesi'nde 5 tane sof örneği var. Yine Ankara Üniversitesi'nden bir arkadaşım Ayşem Yanar'la birlikte biz bu 5 örneği aletlerimizi müzeden çıkaramadığımız için ölçüm aletlerimizi müzeye taşıyarak üzerlerinde bilimsel çalışmalar yaptık, kalınlıklarını ölçtük, iplik özelliklerini ölçtük ve bununla ilgili Vekam'da bir Vekam'ın dergisinde bir makalemiz yayınlandı ve sofla ilgili çıkan bilimsel bir makale olmuş oldu. Merak edenleriniz varsa bu makaleyi de okuyarak yapabilirler. Daha sonra Yapı Kredi Bankası bir sofla ilgili bir kitap yayınladı ama bilimsel bir çalışma yapılan tek makale özelliği taşımakta bizim makalemiz. Bir de soft dokumalarının en büyük özelliği Ankara keçisinden üretilmiş olmakla birlikte dokunduktan sonra bir bitim işlemi yapılmakta. Hareleme işlemi dediğimiz bir işlem. İşte esas özelliği bu. Hareleme işlemini Bitlis tarafında bizim tekstil mezunu bir öğrencimiz başardı fakat çok gündeme getiremedi henüz. Fatma Nur hocam bizi dinliyorsa, Fatma Nur Başaran, ben şu anda öğrencimizin adını ve çok yerini hatırlayamadım. Sonunda katkı olarak eğer katıldıysa bize açıklarsa sevinirim. Ama birebir eski sof harelemesi hakikaten gerçekleştirmişler. Geldik Güneydoğu Anadolu bölgesinde önemli bir yine grubumuz kutlu dokumaları. Hakikaten Gaziantep bölgesinde, Gaziantep'te yapılan bir dokumacılık, çözgü yüzlü bir dokuma. Çiçeklisi ve birçok örnekleri var. Halen Gaziantep'te devam ediyor. Yusuf Mekikçi'nin atölyesinde özellikle güzel örneklerini giderseniz Gaziantep'e görebilirsiniz. Bu ustamız çok zevkle bu işi götürüyor ve birçok ustamız var. Bu ustalarımızın çoğu da Kültür Bakanlığı somut olmayan kültürel miras belgelerini aldı. Ben o grupta bir dönem bulunduğum için o komisyonda biliyorum. Antep'te birçok ustamız bu belgeyi aldı ve hakikaten Antep Kalesi'nin çevresinde kutlu dokumaları yapan ustalarımız mevcut ve bununla ilgili yine ticari bir kurum da kuruldu Kutni diye. Burada da bizim mezunumuz, bir öğrencimiz çalışmakta. Bunu da öğrencilerimiz için söylüyorum. Nuray çok güzel orada Kutni ile ilgili bir araştırmayla başladı ama şimdi
kutlu dokumalarıyla ilgili orada çok güzel çalışmalarını çalışarak sürdürüyor. Bunlar da çeşitli kutlu örnekleri, çiçekli bağlama, bağlama kutlu, bağlama denmesinin nedeni ikat tekniğiyle çözgüden yine desenlendirilerek desenleri yapıldığı için işte yine burada da ikat tekniğini görebiliyoruz. İşte hindiye denilen düz mecidiye kemhalar, kemha kutlular, çiçeklisi, düz kemhası. Bu örneklerin tabii geçmişten olan örnekler de var burada. Günümüzde çiçekli ve bağlama ve düz kutlular halen Gaziantep'te yapılmaktadır. Şimdi tabii kumaş sanatı olduğu için kumaş sanatlarında Osmanlı Sarayı'nda yapılan çok gözde kumaşlarımız olmuş. İpek iplikler, altınlar, gümüş teller kullanılarak yapılan kaftanların, padişah kaftanlarının, şehzadelerin giysilerinin ve yine saraydaki kadınların giysileri bu kumaşlara sevai ve selimiye kumaşlar dediğimiz kumaşlar, hakikaten bir de brokar kumaşlar var. Örnekleri çok. Biz bu örnekleri Çankırı bölgesindeki taramalarımızda tespit ettik. Çünkü Çankırı bölgesinde biz bu kumaşlar nasıl buralara kadar gelmiş dediğimizde o bölgede işte saraydan buraya gelip yaşayanlar çok olmuş ve yine sonra da orada dokunan saray ve İstanbul'daki atölyelerde dokunan kumaşları getirerek bu insanlar giysilerini yaptıkları için eski örnek kişilerden sandıklarda çok güzel kumaş örnekleri var. Yine bunlar da saten örnekleri. Saten örneklerini de Çankırı'da tespit ettiğimiz çok eski satenler. Bakın bir de giysisi, çok eski bir giysi yine tespit ettik Çankırı'nın köylerinde. Yine çeşitli ipek ipliklerle şu pamuk, alttaki şu pamuk ama diğerleri ipek ipliklerle yine yapılmış olan kumaş örneklerimizi, geleneksel kumaş örneklerimizi görüyoruz. Yine geleneksel kumaşlarımızdan abalar var. Gaziantep ve Kahramanmaraş, bu Kahramanmaraş abası da tezgahlarda halen milli oyun ekipleri için abalar yapılmakta, dokunmakta. Ege ve Akdeniz bölgesi birleşiminde bulunan işte Fethiye'deki dastar dokumalar var. Bunlar da çok önemli bir yeri kapsıyor kumaş dokumacılığında. Bir de Karadeniz dastarı var. Fethiye dastarı, Karadeniz dastarı, ikisinin farklı özellikleri var. Bunları yansıtmak istedim size. Fethiye'deki çok ince ve tezgah özelliği dört gücülü olan tezgahlar ama Karadeniz'deki dastar özelliğinde ise yer tezgahlarında yapılan dokumalar. Bunlar Fethiye Üzümlü beldesinde yapılan dastar dokumalar. Pamuk ipliği, eskiden ipek ipliği de kullanılırmış. Ağartılmış ve ağartılmamış pamuk ipliğiyle yapılan dokumalar. Bez ayağı örgüsü üzerine el brokarıyla desenlendirmeler konulmuş, birçok deseni var. Bu işte çakmak deseni, yılanlı denilen desenleri var. Birçok örnekleri var. Ben bu bölgede 2007 ile 2013 yılı arasında yoğun çalıştım dastar dokumalarla ilgili. Ve lütfen Fethiye tarafına giderseniz, Fethiye 15 kilometre, Likya Krallığı'nın bulunduğu tarihi bir bölge. Yeşil Üzümlü bölgesi. Burada bir dastar sokağı var. Likya Krallığı'nın harabelerine giden yokuş üzerinde dastar sokağımız. İki taraflı dastar dokuması yapan hanımlarımız mevcut. Ve ayrıca biz Gazi Üniversitesi El Sanatları Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü iken belediyelik de Yeşil Üzümlü. Belediyelik olduğu dönemde belediye başkanı Önder Bey ve hanımıyla yapmış olduğumuz bir projeyle biz ve arkadaşım Songül Kuru ile beraber Atılım Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi
Songül Kuru'yla beraber orada bir proje gerçekleştirdik. Ve dastar dokumaları evlerden, sandıklardan eski dastarları çıkararak hanımlara yeni bu örneklerden yola çıkarak dastarları ürettirmeye başladık. Ve üretilen kumaşlarla da Mesleki Eğitim Fakültesi'nde bir dastar dokumalardan yapılmış giysi koleksiyonu hazırlandı. Ve bu giysi koleksiyonuyla Fethiye Üzümlü beldesinde bir müze kuruldu. Şimdi gittiğinizde o müzemizi de görebilirsiniz Üzümlü'de ve ayrıca sonra Fethiye Belediye Başkanlığı yan tarafına bir dastar evi, dastarın dokumasını, üretimini, boyasını yapan dastar evi denilen bir evde oluşturuldu. Böylece Fethiye Yeşil Üzümlü dastarları hakikaten insanlara, giden turistlere, çünkü çok turistik bir bölge, çok güzel tanıtılmakta. Keşke her geleneksel tekstilleri olan her bölgemizin var. Çünkü her bölgemizde bu güzel dokumalar var. Ki gösteriyorum, hemen hemen her bölgeden size örnekler göstermeye çalışıyorum. Bunlar keşke hep böyle Üzümlü'deki gibi yaşatılsa. Bu Karadeniz dastarı, biraz evvel dedim, bakın burada dar dikişle birleştirilmiş 30-40 santimetre eninde yer tezgahlarında yapılan dokumalar birleştirilerek böyle yaygı haline getiriliyor. Evet, kumaş dokumacılığını hızlıca böyle geçtim. Bilmiyorum sıktım mı sizlere zamanınızı, çok aldım mı, ama çok geniş bir konu, başında da söylediğim gibi. Diğer bir dokuma türümüz çarpana dokumalar, dar dokumalar dediğimiz bir grup. Bunun şimdi endüstrisi de çok gelişti. Dar dokumaların endüstrisi 2020'nin başında Paris'te katıldığım bir tekstil fuarında en yoğun kısmı dar dokumalar oluşturduğunu gördüm. Tabii oradaki endüstriyel dar dokumalar, ama onların maalesef onların babaları da çarpana dokumalar, çünkü ve kolan dokumalar. Çarpana dokumalar kartlarla yapılıyor ve kart şekilleri dikdörtgen, kare, altıgen, sekizgen kartlar. Eskiden eşek derisiyle yapılan kartları birçok müzelerimizde görüyoruz. Ondan sonra kalın mukavvalarla yapılmış çeşitli şimdi materyallerle bu kartlar yapılmakta ve kartların köşelerinden açılan deliklerden çözgü iplikleri geçirilerek dokuma yapılmakta ve çözgü yüzlü bir dokuma. Şurada örneğini görüyorsunuz. Kartlara bir desen dahilinde, tabii çözgü iplikleri geçirilirken bir desene göre geçiriliyor ve günümüzde böyle rahat dokunması için küçük tezgahlar da geliştirildi, ama kişiler bellerine bağlayarak, ki biz öğrenciliğimizde ve birçok çoğunuz öğrenciliğinizde bu şekilde dokunmuşsunuzdur. Bir yere bağlayarak dokumaları yapıyorduk, çarpana dokumaları. Çarpana dokumalar hazırlanan bir desenin kartların ileriye geri dönmesiyle birçok desenler üretilebiliyor. Mesela şu üçü aynı desenden çevirmelerle, kartların hareketleriyle ve aralarından her çevirmeyle geçirilen atkı ipliğiyle dokunan dokumalar. Çözgü yüzlü, çünkü yüzeyde hangi deseni oluşturursak çözgülerde onu görebiliyoruz. Bu yine bu şu ikisi de, bu dört ileri dört geri gitmiş kartlar. Burada da kartlar mesela yedi ileri yedi geri gitmiş. Aynı desenden çok farklı. Yaratıcılığı çok fazla olan bir dokuma tekniği çarpana dokumalar. Aynı zamanda kartları kendi çevresinde ileri geri çevirdiğimiz gibi her bir kartı döndürerek de istediğimiz böyle desenler de yapabiliyoruz. Ve hatta kartları yerlerini değiştirerek çok farklı dokularda yaratabiliyoruz. Yaratıcılığı çok aşırı üst düzeyde olan bir dokuma tekniği. Muska ya da göz denilen Ankara Çubuk yöresinde çok fazla var. Bir de Kahramanmaraş yöresinde var. Elazığ yöresinde çok fazla. Elazığ ve Elazığ illerinde çok fazla tespit ettik ve bu konuda iki öğrencim Elazığ çarpana dokuma ve dar dokumaları ile ilgili aynı zamanda kolonları da alarak tez yaptılar.
Bunları da kütüphanelerde görebilirsiniz. Yine dar çarpıma dokumalarla yapılmış dokumaların olduğu bir senet. Yine koç boynuzlu S motifli çok eski bir çarpanı örneği. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde Sema hocamızın, Profesör Doktor Sema Tağ'ın dersinde bizim öğrencilerimizin çarpanı dokumayla yaptıkları yeni güncel bir tasarım örneği de koydum. Çok güzel örneklerde yapabiliyoruz çarpanalarla. Benim de sergilerimi görenler varsa vardır çarpanı örneklerim çoktur. Biz geldik, dokumacılık bitti. Geldik keçe sanatına. Tabii bu konuda Nurgün Begiç'in yanında konuşmak biraz, çünkü keçenin esas ustası o, çok genç yaşta akademisyenliğin ilk yılından beri keçe atölyelerinde hakikaten keçe konusunda çok yoğun çalışan bir hocamız. Bir de doktora çalışmasında keçeyi alan sınıf arkadaşım, meslektaşım Cavidan Ergenekon var. Nurgün Hocam'ın da, Cavidan Hocam'ın da bu konuda kitapları var. Ben de birkaç makale yazdım. Tabii keçecilik iplik olmadan önce gelişen, dokumadan, örgüden önce gelişen bir geleneksel tekstil sanatımız olarak karşımıza çıkıyor tepme keçecilik. Çünkü elyafın atılarak, serilerek ve üzerine yine elyaflarla yapılmış ince keçelerle kesilerek desenleme yapıldığı bir teknik. Çok uzun tabii zaman nedeniyle anlatamayacağım size. Ama çeşitli görsellerini, ürünlerini kısaca tanıtmaya çalışacağım. Serildikten sonra şurada görüldüğü gibi sarılarak ve tepme yapılarak siz tepilerek ayaklarla, şimdi makinalarla da tepilerek yapılmakta, geçmişte ayaklarla tepilerek ve hatta geçmişte keçeciliğin tepme işleminden sonra pişirme işlemi dediğimiz ikinci bir işlem vardır. Bu işlem daha çok sıcaklık, keçenin keçeleşmesi için yün elyafının sıcaklık, nem ve suya ihtiyaç vardır ve sabuna ihtiyaç vardır. Hamamlarda yapılır. Şanlıurfa'da keçesiyle ünlü olan illerimizden biri olduğu için keçeciler hamamı vardır. Halen tarihi bir hamam duruyor. Keçeciler belirli zamanlarda hamamı yakar ve ustalar hazırladıkları, bütün keçe ustaları hazırladıkları keçeleri hamamda pişirirler. Aynı hamam özelliği Afyon'da da mevcut, ama Afyon'da keçe atölyelerinin arkasında küçük hamamlar yapılarak bu işlemin yapıldığını 1990'lı yıllarda da gidip görmüştüm ben. Günümüzde devam ediyor mu bilmiyorum. Yine keçe konusunda Afyon'da Ülkü hocamızın da yazdığı bir kitap mevcut. Birçok akademisyenimiz, tabii geleneksel sanatlarla uğraşan, geleneksel tekstille uğraşan birçok hocamızın şeyleri var, ama bazı konularda bazı hocalarımız hakikaten yıllarını vererek bu konuları ortaya çıkarmıştır. Keçenin ilk örneğine baktığımızda, keçenin ilk örneği yine Pazırık Kurganı'nda bulunan bir eğer keçesi. Çadırın içinde, genellikle çadırlarda yerde yaygı olarak en çok kullanılan yaygılardan biridir keçeler. Hem kalın olması, sıcak tutması yün elyafından dolayı. Bir de tabii keçeler çadırların çevresine, topak ev dediğimiz evlerin çevresine yayılarak, hem keçelerin su geçirmez özelliğinden dolayı da çadır yapımında en çok kullanılan geleneksel tekstil ürünlerimizden biridir keçeler. Ve keçeler, tepme keçeler, bu şekilde yapılan tepme keçeler olduğu gibi, şurada da gördüğünüz bu eski örnekte de applique keçelerimizde, yani keçeler
desenlendirirken, tepilirken desenlendirmede yapılmakta ya da düz yapılan keçeler diğer bir renkli keçeyle applike tekniğiyle. Ki applike tekniği Kırgızistan, Kazakistan bölgesinde daha çok rastlıyoruz ama Anadolu'da yoğun olarak yapılan keçe tekniği tepme keçeciliktir. Ama günümüzde işte iğneleme tekniğiyle, elyafın iğneleme tekniğiyle yapılan şeye de keçe deniyor. Ben bunu çok benimseyen bir hoca değilim. Çok özür dilerim. Yani bir tepme keçenin emeği, gücü, ona keçe değil de elyafın iğneleme tekniğiyle yapılması gibi farklı bir isim de verilebilir, bilmiyorum ama onun keçe olarak yansıtılması tepme keçeye bana göre haksızlık olduğuna inanıyorum. Birçok yöreden birçok keçe örneği sizlere koymaya çalıştım. İşte bunlara şunlar Urfa'da şunlara payam deniyor, şu ortasına göbek deniyor, şunlara farklı isimler verilmekte. Konya yöresine gidiyorsunuz, Konya yöresinde daha fazla. Çünkü keçeyle ünlü olan bazı illerimiz var. İşte Şanlıurfa, Konya, Afyon, Tire bunlar çok yoğun keçeciliğin yapıldığı illerimiz. Ama hemen hemen Türk boylarının yaşadığı her bölgede geçmişte yapılmış ama bazı illerimizde halen bu işler sürdürülmekte. Konya'da, Afyon'da, Şanlıurfa'da, Tire'de halen belirli sanatçılar tarafından Ankara'da da sürdürülmekte. Kale içine gittiğiniz zaman birçok keçe ustamız orada mevcut. Ben hasbelkader Urfa'da böyle tepme keçelerle çalışırken ustalarımızda bazı keçe örnekleri yaptım. Eserlerimde kullanmak amacıyla bu tepme keçe örneklerini ben bitkisel örücülükle birleştirerek farklı ürünler yaptım. Nurgün Hocam'dan rica ettim. Bana dedim slaytlarım için örnekler gönderir misin? Sağ olsun çok teşekkür ediyorum gönderdi. Tabii Nurgün Hocam'ın keçe eserleri çok daha farklı, keçeye farklı boyutlar kazandıran eserler kumaşlarla birleştirdi. Çeşitli tekniği, farklı tekniklerle birleştirdi. Kendisi arzu ederse şeyden sonra söz olarak daha detaylı. Bu da çok çok sevdiğim Nurgün Begic'in en çok sevdiğim eserlerinden biri. Onun için bunu koymak istedim. Hakikaten bir tepme keçi olarak muhteşem bir örnek ve çok emek isteyen bir örnek. Ellerine sağlık Nurgüncüm. Hakikaten çok her baktığımda çok mutlu olduğum bir çalışma. Gelelim örücülüğe. Örücülük yine geleneksel tekstillerde ürün oluşturan grubun bir tanesi. Araçla ve araçsız yapılan örücülüklerimiz var. Araç ile yapılanlar şiş, tığ, mekik, firkete, iğne örücülüğü bunlar kullanıldıkları aracın adını aldığı için de bu ismi veriyor. Bir de araçsız yapılan el örgüleri var ki bağlama örgüler ve bitkisel örücülük. Bunlar yapım aşamasında bir araç kullanılmadığı için araçsız örgüler diyoruz. Örücülüğü şöyle bir tanımlayacak olursak ince, kalın, bükümlü, çeşitli cinsteki iplikler, ince dallar, sazlar gibi bitkisel materyallerin iğne, mekik, tığ, şiş, firkete gibi araçla ya da araçsız el yardımıyla oluşturulan ilmeklerin, düğümlerin bir araya getirilmesi sonucunda oluşan tekstil yüzeyleridir. Burada bakın hasır bitkisiyle yapılmış bir örgü tekstil yüzeyi. Burada da Ayaş bölgesinde yaptığımız bir araştırmada Ayaşlı hanımların tiftik çoraplarıyla meşhurdur Ankara Ayaş. Yaparak tiftiği hem eğiriyorlar hem de örerek Ayaş çoraplarını yapıyorlar. Ve bu tiftik olması özelliğinden dolayı da kalıba koyarak bu çorapları kalıpta şekillendiriyor. Yıkadıktan sonra da kalıplarda kurutuyorlar tiftik çorap olduğu için.
Bitkisel örücülük, bitkisel örücülüğe baktığımızda bitkisel örücülük çeşitli ince dallar, sazlar, mısır kapçıkları, mısırın üzerinde bulunan çavdar sapları, buğday sapları bunlarla yapılan ve doğada şöyle geleneksel sanatlarımızı aldığımız zaman insanoğlu doğada ilk kullandığı doğadaki materyaller olduğu için bitkisel örücülüğü, ince dalları, sapları, sarmaşıkları kullanarak giysisini yapmış, evini yapmış. Onun için de bitkisel örücülüğü ilk oluşan geleneksel sanatlar olarak söylüyorum ben çalışmalarımda da şeylerimde de ve birçok kaynaklarda da bu böyle zaten. O nedenle ilk sanatlar olan bitkisel örücülükten burada bir çavdarla yapılmış olan bir sepet örneği koydum. Söğütle yapılan bir çok eski sepet örnekleri bunlar ama günümüzde de çok farklı sepet örnekleri yapılmakta. Burada ise işte sini denilen yufka ekmeklerin altlığında kullanılan ya da sofra olarak kullanılan şeyler ki bunlar Anadolu'da hemen hemen her eskiden her evde karşılaştığımız şeyler. Kıbrıs'ta çok fazla Kıbrıs Türklerinin sesta dedikleri Hatay yöresinde, Urfa yöresinde çok fazla yapılan. Bolu yöresine geldiğimizde mısır ekimi o yörede fazla olduğu için o yörede mısır kapçığıyla yapılanlara çok fazla rastlıyoruz. Yani geleneksel tekstillerimiz her bölgede o kadar zengin ki. Şeyde Şanlıurfa yöresinde farklı bir bitkisel örücülük tekniğiyle karşılaşıyoruz geleneksel tekstiller içerisinde. Bu Türk boylarının konağa göçer yaşadıkları için çadır kültüründen gelen bir örgü, çit örücülüğü dediğimiz. Çadırların dışında bitki saplarının yünlerle ya böyle düz çitler yapılmakta. Sadece enine, boyuna sumak tekniğiyle sarılarak çitler oluşturulmakta ya da sadece yatay olarak da yapılanlarına rastlıyoruz. Ya da böyle çitlerin, kamışların üzeri yün ipliklerle sarılarak desenli çitler yapılmakta. Bu desenli çitler daha çok gelin çadırlarında eskiden kullanılırmış. Çadırın içinde odaların bölmesinde çitleri ve çadırın kenarında dışarıdan sıcak iklim olduğu için yazın daha çok keçeden çok Şanlıurfa yöresindeki çadırlarda çevresini çitle kapladıklarını görüyoruz ki serin havayı dışarıdan alabilsinler. Ve bir de sıcak iklimlerde Diyarbakır, Urfa o bölgelerde şeylerin taht denilen dışarıda damlarda yatarlar. Damların çevresinde yatakta görünmemek için çevresini çitlerle kaplarlar. Çit örücülüğünde bu şekilde birçok görevi de olmakta. Nurgün Hocam soru sormak isteyenler var dedi. Acaba şimdi sorulara geçelim mi yoksa soruları sona mı bırakalım Nurgün Hocam? Sayın Hocam zamanımız azalınca muhteşem sunumunuzdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Zaman kısıtlı olunca bazıları arkadaşlar da soru sormak istiyorlar. Nasıl isterseniz. Zaten herhalde sonuca geliyor. Biraz evet sona geldim. Hızla bir daha hızlı davranayım. Bitirelim soruları. Sonra çorap örücülüğü var, eldiven örücülüğü var. Çorap ve eldiven örücülüklerinde hemen hemen Anadolu'da her yörede var. Kilimdeki, halıdaki, geleneksel tüm tekstildeki desen motif özelliğini burada da görmekteyiz. Bunlar Yozgat Müzesi'nden çekilmiş örnekler. Bu bir Ankara çorabı, bu bir Çamlı Hemşin yöresinin çorabı, bu bir Konya çorabı. Bakın örneklere dikkat ederseniz halıda, kilimde bunlar biri Sivas, biri Ankara çorabı. Bu bir Kayseri çorabı, Kayseri. Bunlar yine Çamlı Hemşin yöresinde çekilen çoraplar. Diğer bir şey boyu tığ örücülüğü. Tığ örücülüğü özellikle tığ dantellerimiz Anadolu'da çok fazla yapılan ve geleneksel özelliği taşıyan. Bakın bu bir badem, bu çilek, bu elteltiye küstü, bu sıra dağlar ismi verilen ve birçok dantel örneğimizi kenar danteli, ara danteli, yuvarlak örtü olarak yapılan dantelleri tığ örücülüğü içerisinde de çok fazla görmekteyiz.
Oyalar ayrı bir geleneksel tekstillerde ayrı bir dünya, ayrı bir sanat. İğne oyaları, şunlar iğne oyası, üç boyutlu, tek boyutlu, mekik oyaları, firketi oyaları, namaz örtüleri, işte bu bir çakır dikeni, boncuk oyası, bu oyanın hikayesi kayınvalidelere yapılan bir oya, bana çakır dikeni gibi batma mesajını veriyor. Oyalar bir sözsüz iletişim araçları. Erkeklerin başlarında efelerin oyaları, gerim tacı olarak yapılan Bolu yöresindeki oyalar. Günümüzde özellikle Nallıhan bölgesinde başlatıldı bu çalışmalar çoğunlukla. Onun için bu örneği koymak istedim. Daha sonra birçok yöremizde birçok kişiler tarafından yapılmaya başlandı. Günümüzde yapılan oya örneklerinden çeşitli takılar. Yine Çamlı Yayla'da kütüle denilen çok önemli bir iğne oyası tekniği. Biber oya Sayın Hocam Tayseroğlu'nun koleksiyonundan ve iletişim aracı olarak en çok kullanılan oyalardan biri. Gelin başını örttüğü zaman ya kocasıyla arasının biber olduğunu ya da kayınvalide kayınpederle arasının iyi olmadığını yansıtmakta kullandığı bir oya türü. Çeşitli boncuk oyaları ve bazı yörelerimizde şurada gördüğünüz gibi başlıkların çevresine konulan boncuk oyalarında şeyler kullanılır, karanfiller kullanılır ve bağlama şekilleri her yöreden yöreye göre değişir. Diğer bir örgü çeşidimiz bağlama örgüler, çarşaf bağlamalı, dokumaların ucundaki çözgülerin bağlandığı şeyler. Keselerimiz yine tığla yapılan tütün kesesi, para kesesi, mücevher kesesi birçok. Diğer bir grup demiştik, yüzey süsleme yüzeyi oluşturan geleneksel tekstiller, işlemeler, boyalar, baskılar. Hızla bunları geçeceğim. Bunların da çünkü hepsi bunlar işte işleme örnekleri. Bunun ikisi bir Türk işi örneği. Özellikle Osmanlı Sarayı'nda çeşitli evlerimizde yapılan çok sayıda işleme özelliği ayrı bir konu, ayrı bir derya geleneksel tekstillerde. Maraş işleri var. Maraş işi yine işlemede çok önemli bir konu. Bindallılar ve çeşitli örtüler. Antep işi var. Maraş filesi dediğimiz işlemeler var. Bir bindallımız, bir hesap işi. Suzeni Osmanlı Sarayı'nda en çok yapılan tekniklerden birisi. Kaneviçeler Anadolu'da her genç kızın öğrencilik olarak başladığı bir işleme tekniği ve her evimizde bulunan bir işleme tekniği. Sonra Çin iğnesi dediğimiz bir teknik. Kordon tutturma tekniği. Baskıcılığa geçiyoruz. Anadolu'da önceleri kilden, terakotondan yapılan kalıplarla yapılan baskıcılık, sonra tahta baskıcılıkla yapılmış. Bu konuda yazmacılık sanatı ve baskıcılık sanatı çok yoğun olarak Anadolu'da görüyoruz. Özellikle Tokat, Kastamonu, İstanbul, Kandilli yazmaları, Aydın Uğurlu hocam varsa Aydın Uğurlu hocamın Kandilli yazmaları ile ilgili çalışmaları var. Bunlar, bu ustamız vefat etti. Çok eski bir ustamızdı. Bu konuda yakın tarihe kadar yaşadı. Yine bu ustamızdan görüntüler, çeşitli baskı kalıpları, başka bir ustamızın atölyesinden baskı atölyesi, boyacılık, boya gerek doğal boyacılık, gerek batik, gerekse ikat boyacılığı. Ayrı bir geleneksel tekstiller dedi. Bu doğal boyamalar Anadolu'da bitki olarak doğada çok fazla doğal boyar maddemiz var. Bu boyar maddeleri işte cevizler, cehriler, soğan kabukları, pıtraklar, yine kök boyanın elde edildiği kök boya bitkisi, birçok şeyimiz var. Çok zenginiz bu konuda da. Bu da bağlamayla yapılan
bağlama tekniğiyle hazırlanan bir boya, batik tekniği. Bunlar hep bağlamayla yapılan batik örnekleri. Tabii mumlu batik örneklerimiz de var. Artık endüstride ipliklerde böyle batik tekniği kullanılarak yapılan batik iplik dediğimiz ipliklerle karşılaşıyoruz. Diğer önemli bir boyama tekniği ikatlar ve ikat dokumalar diye dokuma olarak da geçer. Karadeniz Keşan'da çözgü ipliğinin boyanmasıyla elde edilen, bu da bir Hindistan örneği çünkü Hindistan'da da çok fazla yapılma, Kazakistan, Kırgızistan'da da çok fazla yapılan bir teknik, ikat tekniği, ikat boyama ve ikat dokuma teknikleri. Bunu da Tirebolu'da yaptığımız bir çalışmada Fatma Nur Başaran Hoca ve Pınar'la Özge Öztürk'le, Pınar Aslan Özge Öztürk'le yaptığımız Tirebolu'da bir ısırgan otu, akasya ve fındık kabuğuyla yapılan boyamalarla bir ikat çalışması yapmıştık. Tirebolu Belediyesi'nin bir projesiydi. Bu ikat çalışmasının tezgahta görünümü, ikat boyama ve ikat dokumada da muhakkak çözgü yüzlü bir dokuma tekniği kullanıyoruz. Bizim Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tekstil Tasarımı bölümünde ikat çalışmaları yaparken öğrencilerimizin çalışması. Yine bakın ikat tekniği çözgü ile böyle çözgü şekli bu şekilde görünüyor. Daha sonra dokumaya geçiliyor. Sonuç olarak çok zamanınızı aldım biliyorum ama başında da dedim çok geniş bir konu. Geleneksel tekstiller, çünkü farklı bölgelerde yaşayan toplulukların yaşadıkları bölgelere ait çok farklı çeşitlilik göstermekte. Dokuma, örme, keçe, işleme, boya, baskı o kadar farklı alanları kapsamakta ki, ama Türk kültürünün kimlik özelliğini, görevini üstlenmektedir geleneksel tekstiller. Bu nedenle bunların yok olmaması, belgelenmesi için birçok kuruluşa görev düşmektedir. Lütfen hepimize düşen bu görevleri yaparak geleneksel tekstillerimizi yaşatalım. Günümüzdeki kullanım alanlarına dönüştürelim ve belgelemesini çok sağlıklı yapalım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Konu geniş olduğu için kusura bakmayın, çok fazla vaktinizi almış oldum. Durdurdum herhalde, değil mi şeyi? Evet, çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Çok mu sıktım sizleri? Çok mu vaktinizi aldım? Ay ne demek hocam, sağ olun. Hocam çok güzel bir sunumdu. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet, hocam sesiniz gitti. Emeğinize, yüreğinize sağlık hocam. Hocamız geleneksel tekstillerle ilgili geniş ölçüde bilgiler verdi bize. İlminden ziyadesiyle yararlandık. Şimdi hocamıza sorularımızı alabiliriz. Buyurun. Ben çok teşekkür etmek istiyorum Feriha Hocam. Fatma Nur ben. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Görüyorum canım. Çok teşekkür ederim Fatma Nur'cum. Ellerinize sağlık hocam. Çok güzeldi. Sağ ol canım. Seninle de bu konuda çok emek verdik. Çok çalıştık. Fatma Nur'la biz Urfa, Tirebolu, o kadar çok, daha bu büyük projeleri söylüyorum. Bu küçük projelerimizde de o kadar çok dağ taş dolaştık ki. Hepsi çok keyifliydi hocam. Çok bilgilendirici, çok keyifli çalışmalardı. O çalışmalarda yer aldığım için ben yine teşekkür ediyorum size. Estağfurullah. Hep birlikte çok güzel şeyler yaptık. Keşke pandemi bitse de yine yapsak. İnşallah hocam. Sevda hocam, ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ben de, tabii buyurun. Berna Sevinç. Değil mi hocam? Yok hocam. Evet hocam. Evet. Benim adım Ülke Hoca. Buyurun Berna hocam. Siz buyurun. Hocam öncelikle Feriha hocamı görmek inanılmaz sevindirdi beni. Sosyal medyadan takip ediyorum kendisini ama böyle uzak olunca sempozyumlara da katılamaz olduk. Bu şekilde uzaktan, evet, eğitim yöntemiyle
katılmak çok mutlu ediyor beni. Evet. Ben de Muğla Fıkıh Koçman Üniversitesi'nden Miras Mesleki Yüksek Okulu'dan hepinize sevgiler, selamlar yolluyorum hocam. Çok güzel bir sunumdu. Çok mutlu oldum sizi gördüğüm için. Çok sevindim. Harika. Nurgül Bekir çocuğumun da yaptığı çalışmaları takip ediyorum. Çok mutlu oldum. Ben sadece bunu söylemek istiyorum hocam. Sorum olmayacak. Sağ olun hocam. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Saygılar, sözümü... selamlar hocam. Sağ olun hocam. Sözü dekan yardımcımız Nuray Gümüştekin'e vermek istiyorum hocam. Demin hocam söz hak kaldı çünkü. Nuray. Merhabalar. Feriha hocam. Merhaba Nuray hocam. Sizinle olmak büyük bir onur. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ülkemizin kültürel zenginliğini, geleneksel tekstillere yansıyan yaratıcı özelliklerini, estetik değerlerini gösteren, bölümümüz öğrencilerime de gerçekten büyük katkısı olduğuna inandığım çok değerli sunumunuz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah fiziki olarak da sizlerle olmak, sizleri ağırlamak kısmet olur diyelim, onur duyarız bundan. Ben fakültem adına da, bölümümüz adına da, Geleneksel Türk Sanatları bölümü adına da, öğrencilerimiz adına çok teşekkür ediyorum hocam size. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Böyle güzel bir program hazırlayıp arkadaşlarımız da, öğrenciler. Teşekkür ederim Sevda hocam. Şimdi ben teşekkür ediyorum Nuray hocam. Ben de sosyal medyadaki programlarla tanıdım. Demokrasi Üniversitesi'nin. Çok mutlu oluyorum. İnşallah yüz yüze de görüşmek kısmet. İnşallah. Sağ olun hocam. Şimdi Ülkü Gezer hocam söz hakkı istiyor. Buyurun Ülkü hocam. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür edecektim. Başta Nurgül hocamıza bize bu paylaşımı sağladıkları için, imkan verdikleri için, emeği için herkese. Ama şu sorum. Feriha hocam çok ilham veren bir sunumdu. Gerçekten şunu sormak istiyorum ben ama bölümdeki sanıyorum Sevda hocamıza sorulacak. Bunu video olarak acaba bir yerde paylaşacak mısınız ki? Tabii ki hocam. Bir de aldık biz zaten. Olacak mı? Bunu ki şu an izleyen yani ilgili öğrencilerimize ve başka kişilerimiz için. Tabii hocam, linkini sizinle paylaşırız. Nerede? Bana özel mi olacak? Evet, size mail adresinize de atabiliriz. Dilerseniz telefon numaranızı benim mailime atarsanız size linkini WhatsApp üzerinden de atabilirim hocam. Sevda hocam, özür diliyorum. Bu yayını YouTube'dan yayınlayacağız sevgili hocam. Tamam hocam. YouTube'da İzmir Demokrasi olarak mı kanal var hocam? Tabii ki. Tamam. Çok teşekkürler Sevda hocam, size de. Ben teşekkür ederim. Sevda hocam şahaneydi. Çok ilham aldık. Özellikle sahada çalışmak gerçekten böyle düşündüm. Bir screenshot aldım sizi izlerken. Peki hocam, anlatacak, söylenecek o kadar çok şey var ki. Bizim için öyle. Bunlar hakikaten çok geniş bir konu. Her biri ayrı bir değerden ya. Keşke zamanımız yeterli olsa. İnşallah başka programlarda daha güzel tartışmalar yaparız inşallah. İnşallah hocam. Teşekkür ediyoruz katılımınızdan, anlattığınız ve istediğinizden. Onur Bey'e saygılar, hoşçakalın. Hocamıza başka soru soracak var mı acaba? Servet Senem Uğurlu hocamız. Buyurun hocam. Merhaba Senem. Merhaba hocam. Aydın hocayı görüyorum bugün. Ben de arka plandayım. Görüyorum hocam. Çok mutlu oldum sizi de görmekten. Çok teşekkür ederiz. Konuşmacılar mikrofonu kapatabilir mi? Çok ses yapıyor. Çok teşekkür ederiz. Pardon. Nurgül Hoca, diğer arkadaşlar. Başlangıçta bu olayım akademide yerleştirmeye çalışırken bayağı tedirgindi hocalar.
ne olacak falan diye. Çünkü Avrupa'da pek yok ama Amerika'da fanatik, yöresel fanatiği diyebileceğimiz yöresel kıyafetleriyle üniversiteye gelen hocalardan bahsedenler pek çoktu. Bizde ise bu uygulama nedense, tabii tarihten bunlar seziliyor biraz. Yörük ve Türkmenler yöneticileri tarafından, Selçuklu'da olsun, Anadolu Selçuklusu'nda olsun, Osmanlı yönetiminde olsun, çok baskı görmüşler. Yok inançları başka yorumlara dayandığı için, bir de göçebe oldukları için bunları tarih boyunca hep baskı altında tutulmuş. Ve bunların sanatları da ne yazık ki tüccarlara kaptırılmış. Tüccarlar da ama nasıl diyeyim, bezirgen yapıda tüccarlar değil de al satçı takımından tüccarlara kaptırılmış. Maalesef 82 yılına kadar hiç üzerinde durulmamıştı. Şimdi ben çok memnunum, kuruluşundaki bazı olaylara şahit oluyorum, ediyorum. Bu hale gelmesine çok seviniyorum Feriha Hoca, Nurgül Hoca. Ellerinize sağlık, düşüncelerinize sağlık. Sağ olun hocam. Sağ olun hocam. Bundan sonra da yapılan kumaşlardan modayı yaratabilirsek ne ala. Moda, bölümün adını moda kurmakla olmuyor. Moda demekle olmuyor. İstediğiniz kadar moda bölümünde okudum deyin. İşin özünü kavramadıysanız modayı başaramıyorsunuz. Umarım bundan sonraki bu bilgilerden sonra aklımız başımıza gelir de moda, kişilikli bir moda, ulusal bir moda adımı atılabilir. Üniversiteleri şimdi mantar gibi çoğaldı. Evet, tekstil ve moda tasarımları diye, ama moda dediğimiz şey öyle edebiyatla olmuyor. İşin özüne vardıktan sonra oluyor. Teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bunlardı. Ne güzel araştırmışsınız. Katkılarınızı çok teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Feriha Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sunumuz çok kıymetliydi bizim için ve gençler, genç kuşak için. Bize konumuzu, alanımızı çok güzel hap şeklinde verdiniz. Vitamin hapı gibi. Çok teşekkür ederiz hocam. Nurgül Hocam, sizlere de çok teşekkürler. Sizleri devamlı takip ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hocam. Sena Tanca hocamız söz almak istiyor. Merhaba hocam. Ben tekstil öğrencisiyim de bir sorum olacaktı. Tabii. İki gücülü ve dört gücülü sistem dediniz. Bu gücüler çerçeve mi oluyor? Eğer çerçeve oluyorsa yöresel ağızda gücü olarak mı kullanılıyor? Gücü yöresel ağızda da gücü, hatta küçü de söylenir yöresel ağızda. Gücülerin tabii şey halinde, hepsinin gücülerin tümünün bulunduğu şeye gücü çerçevesi diyoruz. Ben çok detaya zaman olmadığı için her konuda çok detaya inemedim canım. Ama tam olarak çerçeve o haline gücü çerçevesi diyoruz. İçerisindeki her bir tel ya da örme olan olarak yapılan şeyleri de gücü adı veriyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sevda Hocam, ben de söz alabilir miyim?
Tabii ki, buyurun hocam. Sayın Doçent Doktor Nurgül Begiç'e söz hakkı veriyorum. Buyurun hocam. Sevgili hocam, öncelikle teşekkür ediyorum. Bizler çok yeni ama kocaman yürekli bir bölümüz. Şu anda o kadar heyecanlandım, o kadar mutlu oldum ki Türkiye'nin hemen hemen bütün üniversitelerinden dostlarımız, hocalarımız var. Sevgili Gülten Hocam, Fatma Nur Hocam, Rengin Hocam, Hande Hocam, Kezban Hocam, Nuray Hocam, Aydın Hocam, Senem Hocam, Ülke Hocam, Ceren Hocam, Özge Hocam, Rukiye Hocam ve devamı. O kadar mutlu oldum ki bizi yalnız bırakmadınız. Sağ olun, var olun. Bizler de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok şükür bu sene ilk öğrencilerimizi aldık biz de 18 öğrencimizle. Bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Zaten 3 kişiyiz. Gözde Hocam var, Sevda Hocam var, ben varım. Kocaman bir ordu olduk. Allah nasip ederse inşallah sizlerin desteğiyle de çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Sevgili öğrencilerim, sağ olun, var olun. Nurgül Hocam, ellerinize sağlık. Bizi hepinizi bir araya getirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Evet, ben de hem tüm katılımcılara, hem Nurgül Hocama, hem Sevda'ya çok teşekkür ediyorum. Nuray Hocam, dekan yardımcımıza çok teşekkür ediyorum. Hakikaten yeni bir bölümsünüz, yeni bir üniversitesiniz. Ben Nurgün Hocam'la tabii yakın ilişkimizden dolayı sürekli konuşuyoruz, sürekli anlatıyor, şunu yapıyoruz, bu o kadar heyecanlı bu işi anlatıyor, o kadar heyecanlı. Hocam şunu da yapacağız, hocam bunu da yapacağız. Yani böyle biz bazen saatlerce telefonla o yapacaklarını, Nurgün'ün zaten şeyi vardır, heyecanı. Ben Demokrasi Üniversitesi'ne geldiği zaman dedim ki Nurgün, Allah aşkına Çankırı kadar yorma kendini dedim. Burada biraz dur de dedim. Ama hocam duracağım dedi. Çünkü Çankırı'da çok aşırı yoruldu. Orada da yeni bir bölüm kurdu. Ama bakıyorum ki Nurgün'ü durdurmak imkansız. Tabii çok güzel. Keşke hepimiz bu enerjiyi alabilsek, o enerjiyle çalışabilsek. Onun için çok teşekkür ediyorum. Hepimiz hakikaten hocalarım görmek, karşılıklı olmak, beni dinlemeniz, öğrencilerim, çok çok mutlu oldum. Ve tanıtırken Sevda dedi ki hocaların hocası. Hakikaten Aydın Hocam'ın yanında söylemek belki şey değil. Benim hocam Aydın Hocam'dı. Ama hakikaten şöyle bakalım. Dinleyicilerden profesör, doçent çok kişi var. Hepsi öğrencim olmuş. Onun için çok çok mutluyum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hanginizin yardımı varsa ben hazırım. Bundan sonra görevi sürdüreceğim inşallah. Sayın hocam, çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki Feriha hocam her zaman için bilgiye, bilgeliğe her zaman için önem vermiş. Öğrencilerine de ayrı ayrı emek veren bir hocamız. Emekliliğine rağmen hala hocamız üretiyor, çeşitli panel, kongre ve söyleşilere katılıyor. Bugün ilminden ve ziyadesiyle faydalandığımız hocamızdan çok teşekkür ediyorum. Hocamız bizi onurlandırdı ve söyleşimize katıldı. Bundan dolayı teşekkür olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Şimdi Gülten Hocam söz istiyor. Gülten Hocam'a da söz verdikten sonra hep birlikte kameralarımızı açıp bir hatıra fotoğrafı çektirmek istiyorum. Buyurun hocam, Gülten Hocam sözü size veriyorum. Evet, ben de hocam kadar bugün heyecanlıyım gerçekten. Bu camianın içinde yer almış olmaktan ve hocamın öğrencisi olmuş olmaktan, onunla bu güzellikleri sahada gezerken onların dokunabilmek, onları hissedebilmek, onları tespit edebilmek. Gerçekten farklı bir heyecan verici bir olay ve ortam oluşuyor. Dolayısıyla bu alana hocamla birlikte de katkı sağlamış olmaktan büyük onur duyuyorum.
Burada galiba 3-4 lise bir aradayız gibi düşünüyorum. Hocaların hocasıyla, hocalarımızla, Aydın Hocam'la, Feri Hocam'la birlikte. Bugün çok güzel bir etkinlik oldu. Alanımızın güzelliklerini, kültürümüze katkısını çok daha geniş bir çerçeve içerisinde görmüş olduk. Ve öğrencilerimiz bundan çok faydalandılar bence. Onlara da bir ufuk açtı. Biz neredeyiz, hangi alandayız, gelecekte ne olabiliriz düşüncesi biraz daha genişlemiş. Çerçevede içerisinde onlara bir cevap niteliği de taşıyor. Onun için hocama çok teşekkür ediyorum. Sağ ol Gülten'ciğim. Ben de teşekkür ediyorum. İyi ki sizler gibi yavrularım var. Her zaman mutlu oldum. Her zaman sizlerle çalışmak beni hep mutlu etmiştir. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Nurgül Hocam, size de ekibinize de çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel etkinliklerle bizi buluşturduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz hocam. Gülten Hocam. Alalım mı? Hatıra kalsın. Tamam hocam. Şimdi alıyorum. En güzel beni çekti Sevda. Tamam hocam. Biz yan yana görünemiyoruz gerçi ama. Yani ben göremiyorum. Yan yanayız şu anda. Öyle mi? Evet, Fatma Nur hocam. El sallayalım o zaman. Ay, bir dakika şöyle bilgisayarla değil de şeyden alayım, telefonla alayım. Kasıyor çünkü hocam. Şimdi Fatma Nur'u ekranına dokunma. Fatma Nur güzel. Evet Fatma Nur. Gelip gidiyor. Hocam bir şey yapmıyorum aslında. Heh, şimdi çünkü güzel. Beni kıskandın Fatma Nur hocam. Sen daha güzel çıkacaksın. Seni seviyorum. Ben de sizi seviyorum hocam. Tüm ekibinize sevgiler. Evet herkese sevgiler. Saygılar. Sağlık. Sağ çok selamlar, sevgiler, saygılar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yüreğimize sağlık. Sağ ol canım. Görüşmek dileğiyle. Çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler. Çok selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Oturumumuzu sonlandırıyorum. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hocam bu arada çok güzel görünüyorsunuz yine. Maşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam.